Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Biraz bekledik katılımcılar ancak toparlandığı için. Bugün AI Security Lab ve İBB Veri Laboratuvarı işbirliğinde gerçekleştirdiğimiz AI Security Engineer mini bootcamp'in 4. günündeyiz. Bugün deep learning temellerini uygulamalı göreceğimiz bir ders işleyeceğiz. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben Hira Beril Küçük, bilgisayar ve elektrik elektronik mühendisiyim. Halihazırda AI Security Lab'ın eğitmenlerinden biriyim. Cihan Hoca ile 2020 yılında verdiği uzun dönem bootcamp'te yollarımız kesişmişti. Şu anda da AI Security Lab ile devam ediyoruz. Zaten 4 gündür birlikteyiz, muhtemelen biliyorsunuz ama bilmeyenleriniz için AI Sec Lab, yapay zekanın güvenliği ve siber güvenlikte yapay zeka konularına odaklanıyor. Bu alandaki eksikliği ülkemizde doldurmayı hedefleyen bir organizasyon. Globalde ve globale iş yaptığımızdan dolayı bu alanda ülkemizin varlığını önemsiyoruz. Bu amaçla da nitelikli insan kaynağını yetiştirmek amacıyla çeşitli eğitimler, workshoplar, bootcamp'ler düzenlemekteyiz. Bunları incelemeniz ve organizasyondaki daha birçok şeye katılabilmeniz, gelişime dahil olabilmeniz için sizle linkleri paylaşacağım birazdan. Sözü fazla uzatmak istemiyorum. Hepimiz eğitim için heyecanlıyız diye düşünüyorum. O yüzden Cihan Hoca'ya vermek istiyorum sözü. Merhaba. Tekrar hoş geldiniz. Sunum için teşekkürler Hira. Rica ederim hocam. Aramızda gene daha önceki çalışmalara bu bootcamp'in ilk günlerine katılan arkadaşları görüyorum. Hızlı bir şekilde gene konuyla alakalı olan ilgili arkadaşları sormak istiyorum. Deep Learning ile ilgili çalışma yapan var mı aramızda? Vardır. Hiç Deep Learning araştırması yapan bu nedir? Ne işe yarar? Peki. Nilüfer, alanı nedir? Çalışma alanı. Peki. Meraklı bir araştırmacı. Çok güzel. O tarafta da yapay zeka odaklı çalışmalar oluyor bu arada. Hatta yıllar önce tekstil mühendisiyle alakalı bazı projeler gelmişti bana. Yapay zeka orada ihtiyaç görüyor. Endüstri tarafında da aynı şekilde. Endüstriyel üretim tarafında. Mesela triko üretimini bilirsiniz tekstilde. Triko biraz insan müdahalesi gerektiren bir alan. Ben uzmanı değilim tabii ki. Fabrikaların bana anlattığını ve gözlemlediğimi söylüyorum. Mesela bir triko fabrikasının altyapısını yapay zeka ile dijital dönüşüm süreçlerinde daha üretim potansiyelini artıracak bir proje gelmişti. Evet, trikoda çok fazla insan müdahalesi gerektiğini biliyorum o yüzden. Orası biraz zorlu bir alandı. Yani robotik falan gerekiyordu. O yüzden biraz sıkıntılı bir süreçti açıkçası. Yoksa yapılmayacak şey değil. Şöyle okuyayım bu arada. Esat, henüz bir çalışma yapmadım. Öğrenme, araştırma aşamasındayım hocam. Peki. Kübra, bilgisayar mühendisliği öğrencisiyim. Dersini almıştım önceden. Çok güzel. İlkar, robotik programlama çok etkisi olur mu hocam? Evet, kesinlikle.
Güzel bir soru. Bunu da sohbet içerisinde geçirelim. Unutturmayın bana. Sorularınızı da şekillendirebilirsiniz. Robotikçi değilim fakat o taraflarda araştırmalar yaptım. Farklı seviyelerde. Ertuğrul, PCB üzerinde komponentlerin olup olmadığını veya yönünün doğru olup olmadığını anlamaya çalışıyorum. Evet. Orada ben de bir şeyler yaptım. Ve muhtemelen Kira'dan da bakış açısını dinleyebiliriz. Kendisi hem elektronik mühendisi hem bilgisayar mühendisi ve elektronik alanında da bir şeyler üzerinde çalışıyor, yapay zeka odaklı. O yüzden onun uzmanlığını da burada dahil ederiz. Bahsettiği şey yapılıyor, evet. Defect detection gayet de mantıklı bir alan. Güzel. Başka yorum yapmak isteyen varsa. Bu alanın hem mantıklı hem de maliyet düşürücü olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğer yanlış yönde ya da yanlış şekildeyse maskeleme maliyetleri çok fazla olduğu için onu engelleyecek bir şey olduğunu düşünüyorum. O yüzden arkadaşımızı tebrik ediyorum. Hatta onunla ilgili bazı çalışmalar görmüştüm. Birkaç yıl önce yaptığım araştırmalarda. Defect detection'la alakalı örnekler bile bulabilirsin diye tahmin ediyorum. GitHub'da görmüştüm hatta. Gömülü'de, gene Ertuğrul demiş, Gömülü'de optik inspection yapıp çok satan var hocam diyor. Kira, bu senin alanın mı? Tam olarak değil hocam. Tamam. Benim uzmanlık alanım gömülü sistemler değil. Bu nedenle çok detaylı yorum yapamam burada. Peki. Örneklerle anlatırsam yol gösterebilirim tabii ki. Şimdi bugün deep learning temellerine bakacağız. Biz normalde deep learning konusunu birkaç ay boyunca çalışıyoruz. Yani 2 saatte bunu anlatabilmek imkansıza yakın bir şey. Sadece temellerini anlatmak bile öyle. Sadece temel kısmını bile birkaç hafta anlatabiliriz. Bu nedenle aramızda çok teknik olmayan arkadaşlar da var. Biraz teknik olanlar var. İşin mantığını anlamak isteyenler var. Onları hitap edecek şekilde biraz daha kuş bakışı bakacağız konuya. Çok derinlere inmeyeceğiz. Hesaplamalar vesaire, neural network katmanlarındaki derinlemesine hesaplamalar, bunlara zaten zaman alarak girmemiz mümkün değil. Işık hızıyla konuşsam da. Bu nedenle yüzeysel başlayacağım. Buradaki amacımız size başlangıç noktası oluşturmak. Gerçekten deep learning nedir? Neler kullanılır? Nelerle çalışabilirsiniz? Öneriler, tavsiyeler ve varsa kariyerle alakalı sorularınız. Onları değerlendireceğiz. Bir nevi 2 saatlik bir hem genel bakış hem de kariyer yönlendirmesi de olabilir. Ekranımı paylaşıyorum. Daha önce machine learning ile uğraşan ve antrenman da olsa proje geliştiren var mı? Mesela kullanılan araç gereçler, TensorFlow, PyTorch ve benzeri. Buralar kafa karıştırıcı olabiliyor. Bunların arasındaki farkları, kavramları anlamak. Ona göre de bir anlatım yapacağım. Evet, ekranım geldi. Değil mi? Şimdi gene çok hızlı bir şekilde yaptığımız çalışmaları zaten Kira bahsetti. Uzun yıllardır yazılım, siber güvenlik ve yapay zeka ile uğraşıyorum. Farklı birçok alanında. Bunları son birkaç yıldır birleştiriyoruz ve siber güvenlik ve yapay zeka odaklı projeler geliştiriyoruz.
Katılan arkadaşlar kameralarını kapatabilir. Ve bunları uygulamalı bir şekilde siber güvenlikte detection, prevention ve atak tarafında da çalışmalar yapıyoruz. Atak en zorlu kısmı bunun. Fakat orada da çalışmalarımız mevcut. Peki Mikail demiş ki hocam ben veri analizi üzerine çalışmalar deniyorum. Python kütüphanelerini de kullandım. Güzel. Bu ekranda gördüğünüz benim cihanosen.com üzerindeki alanlarla alakalı da aklınıza soru geldiğinde bunları sorabilirsiniz. Ve AI-Seclab organizasyonundan bahsetmiştik. Burada size söyleyeceğim şey özellikle dokümanlar kısmında düzenli olarak çeviriler paylaşıyoruz. Birincisi Discord tarafına katılmanızı öneririm. Orada çok kaynak paylaşım var. Dokümanlar tarafımızda bizim çeviri ekibimiz düzenli olarak içerik çeviriyor. Tabii burada işin daha derli toplu çalışmalarını yapan OWASP üzerinden bu çevirilere başladık. Farklı çalışmalar da gelecek. OWASP'ın Top 10 Large Language Models çevirisi var. Bunu incelemenizi öneriyorum. LLM dediğimiz şeyler ChatGPT gibi yazılımlar oluyor. Bunların genel adı LLM. Ve bu da kategori olarak NLP'nin altında incelenir. Natural Language Processing. Ve aynı zamanda NLP'de Deep Learning'in altında inceleyebileceğimiz bir başlık diyebiliriz. Ve diğeri de OWASP'ın Open Web Application Security Project'in Mobile Top 10'i var. Bu da yeni çıktı. 2023 versiyonu draft olarak yayında. Mobil geliştiriciler güvenlik araştırması yaparken bunu inceleyebilir ve öneririm. Ciddi değer katacaktır. OWASP'ın Machine Learning Security Top 10 listesi var. Genel dokümanı var. O da pre-release versiyonu henüz. Versiyon 0.2. Bu aslında çok çok early stage demek. Daha 1.0 versiyonu bunun. Release versiyonu olacak. Onu beklemeden biz pre-release versiyonu çevirdik. Birçok kişi bunlardan faydalanıyor. Google'ın Secure AI Framework dokümanı Türkçeleştirildi ve diğer farklı OWASP'ın dokümanları Türkçeleştiriliyor. Ve aynı zamanda da farklı eğitimlerden bunlardan faydalanabilir. Yapay zeka, siber güvenlikte yapay zeka ve benzeri ya da güvenlik odaklı yazılımlar geliştirme tarafında bunlar kullanılabilir. Şimdi öncelikle ben kısa bir hatırlatma şeklinde bir görselden başlamak istiyorum. Aramıza yeni katılanlar var. Önceki bölümlere katılmamış olanlar olabilir. Bu nedenle de hızlı bir şekilde bir slide göstereceğim. Benim yapay zeka genel bakış bu bootcamp'inde başlangıcında anlattığım bir kısım vardı. Onun nasıl başladık? Yani yapay zeka süreçleri nasıl başladı? Sorusunu cevaplandırdığımız kısa bir tur vardı. Bundan bahsedeceğim. Şöyle bir görsel var. Bunu internetten de bulabilirsiniz. Towardsai.net üzerinden. A Brief History of Neural Network, Neural Nets ya da buradan bunu detaylıca okumak isteyenler bakabilir. Ben hızlı bir şekilde bazı kısımlardan bahsedeceğim. Öncelikle bu çalışmalar 1943 yılında Electric Brain çalışmasıyla başladı. 1943 üzerinden çok uzun yıllar geçti ve günümüzde daha ondan da bahsedeceğim. 2012'de aslında gerçekten modern AI sorunları çözüldü kısmına gelebildik. Burada Electric Brain, McCulloch ve Pitts tarafından, iki kişi tarafından uygulandı ve çalıştırıldı diyelim. İspatlandı bazı çalışmalar. Bunun görselini de göstereceğim bunların. Sonrasında Neural Learning diye bir çalışma. 1949. Bunun da tarihi. Bu aslında HAP tarafından yapılan, bunun da görselini göstereceğim yine. Kendisinin neler yaptığını da özetle anlatacağım. HAP tarafından yapılan bir çalışmaydı. Burada aslında bir insan beynini en iyi bilenler şu an kimler diye soracak olursak, Neural Network tarafını çıkartabilecek kişiler. Öncelikle Neuroscience tarafı. Haliyle insan beynini tanıyanlar o zaman bunun neural networkleri
kopyasını neural network'ü insan beyninden çıkarımlayabilmek, ondan insan beyninden nöronların çalışma mekanizmasını çıkartırıp neural network'e dönüştürebilmek için bir çalışma yapıldı. Bunu yapan kişi de diyebiliriz buna. Ve gerçekleştirdiği bu çalışmayla aslında yapay zekanın önünü açtı. Ya da önünü açanlardan en büyük çalışmayı yapan kişi de diyebiliriz. Ya da kişilerden birisi, birkaç kişiden biri. Sonrasında bir konferansta 1956'da McCarthy tarafından, McCarthy ve onun öncülük ettiği bir ekip tarafından bir konferansta Artificial Intelligence tanımı ortaya atıldı. Bu isimlendirme orada ortaya çıktı da denebilir. Aslında bilimsel tarafı orada kabul edildi demek daha doğru olabilir. Bu isimle. Tabii yapay zekanın farklı isimleri de var. Bunlardan daha önceki çalışmalarda bahsetmiştim. Mesela Computational Intelligence bunlardan bir tanesi. Benim sevdiğim bir tabir. Computational Intelligence. Ondan sonra 1958'de, yani 2 yıl sonra bu konferanstan, Perceptron diye bir çalışma yapıldı. Bu da aslında bir diğer gerçekten deep learning, günümüzdeki deep learning dediğimiz şeyin atası olan çalışmaların başında geliyor demek çok doğru olur. Perceptron, bundan bahsedeceğim yine, Rosenblatt tarafından gerçekleştirilen bir çalışma. Görselini yine göstereceğim. Sonra tabii birçok bizim timeline'ımızda birçok çalışma var. Adeline diye gördüğünüz, XR problemi diye gördüğünüz, sonra backpropagation gibi şeyler. Ondan sonra 82'de Hopfield Network, Boltzmann Machine, Multilayer Perceptron. Multilayer Perceptron diğer bir ciddi alandır bu çalışmada. Perceptron 1958'de yapıldı ve bir öğrenme sürecini, bugün günümüzde deep learning dediğimiz şey bu arada yapay sinir ağları başlığının daha genel bir adı gibi düşünülebilir. Yapay sinir ağları ile başlıyor deep learning temeli, yani artificial neural network. Burada da bunun çekirdeği perceptron dediğimiz şey, bir nevi yaşamın başlangıcı diyebileceğimiz hücre gibi düşünebiliriz bunu aslında. Başlangıç noktası perceptron. Ondan yıllar sonra 1958'den 1986'ya kadar birçok çalışma yapılıyor. Güzel şeyler yapılıyor. Herkes emek harcıyor burada. Ve Multilayer Perceptron diye bir şey geliştiriliyor. MLP dediğimiz, bugün günümüzde kullandığımız Artificial Neural Network, yani Deep Learning'in çekirdeği olan ANN, yapay sinir ağı, aslında aynı zamanda Multilayer Perceptron oluyor, MLP oluyor. Aynı şey, farklı isimlendirme sadece. Sonrasında LSTM algoritması 1997, LNET diye bir çalışma, şu anki Meta AI'ın, yani Facebook AI Research'un başındaki Yann LeCun tarafından 98'de bu gerçekleştiriliyor. 2006'da gene önemli algoritmalardan birisi Deep Believe Network, Hinton tarafından, ki Hinton çok büyük çalışmalar, ciddi emeği olan birisi. Hatta günümüzde de The Godfather of Deep Learning olarak tanımlanır kendisi. The Godfather of Deep Learning ve gerçekten hak ederek bu title'ı almıştır bu ustamız diyelim. O zaman da Deep Belief Network 2006 bu çalışmayı yapmış. Öncesinde de Hinton'ı nerede görüyoruz? Yine çok milestone'lardan, köşe başı çalışmalardan birisi. Mesela Boltzmann Machine çalışmasında da Hinton'ı görüyorsunuz. Sonrasında backpropagation'ın da çalışmasında bunu göreceksiniz gene. 2009'da farklı bir çalışma yapılıyor. 2012'de AlexNet. Aslında burada AlexNet Krizevski diyor, fakat bu Hinton'ın gerçekleştirdiği bir, yani Hinton'ın takım lideri, ekip lideri olduğu bir çalışma. Alex de, Krizevski de Geoffrey Hinton'ın bir öğrencisi zaten. İki as öğrencisinden birisi o projedeki. Sonra GAN çalışması, Generative Adversarial Network. Bugün günümüzde Generative AI diye bildiğimiz şeylerin çekirdeği, birincisi tabii ki Artificial Neural Network. Bu zaten saf gerçek. En temeli o, ona dayanıyor. Onu da geçmişe doğru götürürsek Perceptron bunun temeli. Fakat daha da genele bakarsak
Bu bahsettiğimiz generative AI'ın son dönemde güçlenmesinin ve patlama yaşamasının sebebi GAN algoritması. Bunu da Goodfellow geliştirdi. Generative Adversarial Network algoritması. Bu görsel verilerin üretilmesinde de kullanılır. Text tabanlı veri üretiminde de kullanılır. Bunu şöyle de düşünebilirsiniz. Sizin kullandığınız mesela yaşlandırma uygulaması diyelim, bir mobil uygulama kullanıyorsunuz. Bu mobil uygulama sizin fotoğrafınızı alıyor ve bunun üzerinden bir yaşlandırma efekti uyguluyor. Ya da elinizde bir görselinizi veriyorsunuz. Bu görsel üzerinden sizin mesela cartoon versiyonlarınızı çıkartıyor. Yani çizgi karakter versiyonlarınızı çıkartıyor. Bu da gene GAN ile geliştirilen algoritma, GAN ile geliştirilen ürünlerden bazıları var. Aynı zamanda genel olarak sentetik veri üretimi diyoruz buna. Sentetik veri üretiminde GAN çok ciddi bir kilometre taşı oldu. Yapay zeka çalışmalarında çok kritik bir yere sahip. Sonrasında 2018'de BERT, 2020'de GPT-3 OpenAI tarafından, 2022'de Stable Diffusion. Bu da gene GAN'ın kategorisinde, yani Generative AI tarafında yapılan çalışmalardan birisi. Stable Diffusion ve nihai olarak herkesin bildiği 2022'de ChatGPT çalışmasını biliyoruz. Bu da aslında gene kategori olarak Generative AI başlığında inceleyebildiğimiz bir konu. Bu şekilde de duyabilirsiniz, okuyabilirsiniz. Sebebi de gene nihai olarak bir sentetik veri üretiliyor burada. ChatGPT'nin mimarisi biraz farklı. O Reinforcement Learning from Human Feedback, RLHF algoritmasını, bu yaklaşımını geliştirdiler ve kullandılar altyapılarında. Reinforcement Learning, bu şu ana kadar bahsettiğimiz senaryoların dışında olan yeni bir kategori aslında. Mesela Machine Learning, Deep Learning nasıl farklıysa birbirinden, Reinforcement Learning de öyle. Tabii ki temelinde gene Deep Learning var, Reinforcement Learning'in. Kabaca bunu daha önceki yayınlarımıza katılanlar bilir. Robotik çalışmalar, kendi kendine öğrenme süreçleri, insansız otomobil, bir İHA, SİHA, bunların kendi kendine öğrenebilmesini sağlamak. Daha birçok konuda reinforcement learning kullanılır. ChatGPT'de de temel prensip, geliştirilmiş olan altyapının kullanıcıdan aldığı feedback ile gelişmesini sağlayacak bir algoritma. Günümüzde bu yaklaşımı algoritmaya artık ChatGPT ile birlikte bildiğimiz için çok fazla open source proje çıktı. Normalde zorlu bir alan bu. Ciddi donanımsal kaynak gerektiriyor. Ciddi yatırım gerektiriyor. Algoritma tarafı çözüldü ve ChatGPT'ye rakip birçok proje günümüzde geliştiriliyor. Bu hızlandırılmış bir şekilde deep learning yaklaşımı aslında yapay zekanın, neural network'ün tarihine kısa bir bakış yaptık. Mesela CapsuleNet 2017'de gene Hinton ustamız var burada. Geoffrey Hinton. Her yerde var kendisi. Transformer, Google Brain. Google Brain'de uzun yıllar çalıştı zaten kendisi. Daha yakın zamanda ayrıldı. Ve Transformer üzerine de, bu algoritma üzerine de çalıştı. Günümüzde çok popüler algoritmalardan birisi gene. Yani Google'ın da burada çok ciddi emeği var yapay zeka girişiminde. Zaten 2012'deki challenge'la birlikte aslında Hinton'ın Google'dan aldığı bir proje sayesinde kendisine küçük bir ekip kuruyor öğrencileriyle. Ve o dönemde gerçekleştirdiği projeyle aslında günümüzdeki modern yapay zekanın patlamasını gerçekleştiriyor. Gene ustamız. Burada geriye dönecek olursak Donald Hebb demiştik. Bu kişi The Father of Neuropsychology and Neural Networks. Yani yapay sinir ağlarının ve nöropsikolojinin babası dediğimiz kişi. Bizim Hebbian Learning diye bildiğimiz bir teorisi var. Bu teori aslında daha önceki görselde de şurada. Bakın, neural learning. Onu bu kaynaklardan inceleyebilirsiniz. Hebbian Theory ya da Hebbian Learning olarak inceleyebilir. Burada Hebbian Theory, Wikipedia üzerinde şöyle bir
mottosu var. Bizim yapay zekada da bildiğimiz, kullandığımız. Cells that fire together, wire together şeklinde. Bunu inceleyebilirsiniz. Kendisinin emeği çok büyük burada. Ve şu kitapta bunlardan bahsediyor. Organization of Behavior, Neuropsychological Theory şeklinde Donald Hebb tarafından yazılmış kitap. Bunu inceleyebilirsiniz. Şurada Towards Data Science alanında sitesinde kısaca bir makalede var. Diğeri de Electrical Brain dediğim projede 1943'te bahsettiğim Walter Pitts ve Warren McCulloch dediğimiz kişiler, bu amcalar. Bunlarla ilgili de kaynaklar bırakıyorum. Stanford University ve Geeks for Geeks üzerinden ve Towards Data Science.com üzerinden bunları okuyabilirsiniz. Tarihini doğru anlamak için. Sadece tarih değil, teknik ve yaklaşımları da. Ve son olarak, sondan bir öncesi olarak ya da iki, 1956'daki bahsettiğim bu yapay zeka, artificial intelligence tanımının ortaya atıldığı dönem bu. Ve John McCarthy'nin önderliğinde, liderliğinde bu kadro tarafından bir workshop'ta bunun üzerine konuşuluyor. Emeğe geçen The Founding Fathers of AI dediğimiz kişiler. Ve nihai kişi Frank Rosenblatt. Bu perceptron çalışmasını ilk yapan kişi. İlk başta bahsetmiştim. Ve Mark One adında bir, neredeyse oda büyüklüğünde bir bilgisayar üzerinde bunu yapıyor. İlk perceptronu geliştiren kişi bu kişi. Frank Rosenblatt. Adı da kendisi veriyor zaten. Perceptron. Arkasında da görüyorsunuz. Ve bunu çalıştırdığı bilgisayarda şu Mark One perceptron makinenin adı. Bununla ilgili de yine detaylı bilgileri edinebilirsiniz. Buraya geçiyorum. Buraya kadar hızlandırılmış bir giriş yaptık. Peki günümüzde yapay zeka çalışmaları tam olarak neyle yapılıyor? Öncelikle machine learning'i ayıralım, deep learning'i ayıralım ve diğerlerini kenara ayırabiliriz. Burada bahsedeceğimiz, odaklanacağımız konu deep learning olacak. Ve machine learning ile deep learning arasında bazı farklar var. Ben bunu kısa bir şekilde özetleyeyim. Hani machine learning versus deep learning diye araştırabilirsiniz ve öneririm bunu. Konuyu daha detaylı anlayabilmek için. Machine learning dediğimiz şey onlarca yıldır var olan istatistik algoritmaları üzerine kurulmuş olan bir yaklaşım. Hani üniversitelerin bölümlerinde istatistik olur ya, bunu da o şekilde düşünebilirsiniz. İstatistiksel algoritmalar üzerine kurulu machine learning. Biraz yaklaşımlarda bazı eklemelerin yapıldığı bir versiyonu gibi düşünebilir. İstatistiğin üzerine %20'lik farklı bir yaklaşım eklenmiş ve machine learning adıyla bildiğimiz kategori ortaya çıkıyor. Ve önemli bir konu machine learning çalışmaları. Kesinlikle değerli. Bununla birçok proje uzun yıllardır geliştiriliyor. Mesela deep learning tarafında çeşitli sorunlar vardı. Bunlar çözülmeden önce doğal olarak machine learning ile bazı sorunlar çözülmeye çalışılıyordu. Günümüzde halen değerli ve birçok projede deep learning ile birlikte de kullanıyoruz. Hatta reinforcement learning ile birlikte de gene o taraftaki yaklaşımları kullanmamız gerekebiliyor. Değerini yitirmedi ve yitireceğini de zannetmiyorum. Diğeri de deep learning başlığı. Deep learning ile machine learning'i ayırırken çok basit bir şekilde şöyle diyebiliriz. İstatistiksel programlama içerisinde neural network'ler kullanılmaz. Neural network yok. İstatistiksel algoritmalar var. Onun üzerine inşa edilmiş. Deep learning'de ise bunun başlangıç noktası perceptron ve onun oluşturduğu MLP, yani Multi-Layer Perceptron dediğimiz başlık. Bu bizim yapay sinir ağları başlığı altında incelediğimiz her şey demek oluyor. Yani Deep Learning'in çekirdeği, başlangıç noktası, ABC'si yapay sinir ağları. ABC'si de o, sonu da o, başı da o, sonu da o zaten. Bütün her şey tamamen yapay sinir ağları üzerinden dönüyor.
Ne kadar farklı kapsamlı algoritmalar görürseniz görün, bunların hepsi nihai olarak bir yapay sinir üzerinden türetilmiş şeyler. Örneğin görsel veriler üzerinde çalışmak için biz Artificial Neural Network de kullanabiliriz, ANN. Fakat daha optimize, daha performanslı bir algoritma olan CNN'i de kullanabiliriz. Convolutional Neural Network ve günümüzde CNN kullanılır çoğunlukla görsel verilerde. Bir insansız otomobil kullanılırken, geliştirilirken de kullanılır CNN. Ya da bir İHA, SİHA ya da aklınıza gelebilecek herhangi bir şey. Görsel tarafta CNN kullanıyoruz. CNN ve türevleri. Nihai olarak CNN de bir artificial neural network oluyor. Haline mesela RNN'de NLP tarafında, doğal dil işleme tarafında kullanıyor. Ve RNN'in de çekirdeği gene artificial neural network algoritması. Yani ANN'nin de alt algoritması gene perceptron. Her şey böyle birbirine bağlı. Burada bilinmesi gereken şey artificial neural network'ün çekirdeğinin nasıl çalıştığını anlamak temel olarak. Yani nereden başlayayım diye düşünenler oluyordur. Bunu artificial neural network temellerini doğru anlamak olarak düşünebilirsiniz. Burada direkt programlama tavsiyesiyle başlayayım. Teknik olarak nasıl başlarsınız? Sonrasında tekrar incelemelere devam edeceğiz. Birincisi Python'la bu çalışmalara başlayabilirsiniz. İkincisi NumPy. NumPy diye bir library var. Bu bizim yapay zeka tarafında çok kullandığımız. Neredeyse NumPy'in girmediği herhangi bir şey yok. İster machine learning yapın, ister deep learning yapın, ister reinforcement learning ya da computer vision yapın. NLP ne istiyorsanız. Bunların hepsinde NumPy var. Çekirdeğinde. Çünkü matematiksel hesaplamalar bunun üzerine kurulu. TensorFlow'un içerisinde de var. Bahsedeceğim bunlardan. PyTorch içerisinde de var gene. Çekirdeğinde bu library var. Oradan başlamanız. Ve birazdan anlatmaya başlayacağım. TensorFlow ile PyTorch diye iki tane yazılım var. Bu yazılımları anlatacağım. Öncelikle üç tane şeyden bahsedeceğim. TensorFlow, Keras ve PyTorch. Sorularınız olursa buradan sorabilirsiniz bu konularla alakalı. Birincisi, Google ve Facebook şu an günümüzdeki yapay zekanın gelişmesinde çok ciddi katkılar olan iki kurum, iki şirket. Bundan öncesine gidersek tabii ki çok daha fazlası var. Sadece bu ikisi değil. Mesela IBM yıllarca çok kaliteli birçok sorunu çözen proje geliştirmiştir bu alanda. Challenge diyebileceğimiz şeylerde katkıda bulunmuştur IBM. Ve Nvidia teknik altyapı donanım geliştirme tarafında çok ciddi ivme kazandırmıştır. Yapay zeka, deep learning çalışmalarında özellikle. Onların donanımı ve geliştirdikleri CUDA gibi bir altyapı olmasaydı günümüzdeki bu gelişimin olma ihtimali çok düşüktü. Yani sadece algoritmik gelişim değerli değil burada. Bunlara da kısa bir saygı duruşundan sonra şöyle son kısma gelebiliriz bu şirketlerle alakalı. Birisi Facebook, diğeri de Google. Google'ın geliştirdiği yapay zeka altyapı geliştirme platformu TensorFlow. Ve çok kaliteli, güçlü bir altyapıya sahip. Facebook'un ise PyTorch. Facebook ilk olarak Caffe diye bir yazılım vardı. Onun ikinci versiyonu üzerinde çalışmalar yapmıştı. Yıllar önce Caffe 2. Orada da bazı çalışmalar yapıyorduk. Yani güzel, fena değildi. O döneme göre iyiydi. Sonrasında Facebook içerisinde farklı bir çalışma başlatıldı. O çalışmanın da adını gene Torch Library'si, open source bir akademik library vardı. O library üzerine geliştirilen, Python odaklı geliştirilen bir yazılım vardı. Onun da adını PyTorch koydular. Şimdi TensorFlow'un da adı Tensor'dan geliyor temelde. Biz öncelikle Tensor'dan başlayacağız. Murat'ın bir sorusu var. Neural network dışındaki örneğin genetik algoritmalar, bulanık mantık vesaire gibi yapay zeka yaklaşımları makine öğrenmesi kapsamında mıdır? Sizin söylediğinize göre. Ha. Genetik algoritmalar. Hayır. Bunlar ayrı başlıklar. Genetik algoritmalar aslında günümüzdeki machine learning, deep learning başlıkları ya da deep learning başlığı olgunlaşmadan önce de vardı. Yani onlarca yıl önce de bu alanda çalışmalar yapılıyordu. Hatta çok
ilginç çalışmalar var genetik tarafta, genetik algoritmalar tarafından ya da genetik machine learning dediğimiz zaman. Bunları şöyle diyebiliriz. Belki bu göreceli bir tabir de olabilir. Bu benim yorumum. Sebebi de yapay zekada çok farklı yorumlar olabiliyor. Hani söylediğim şey %100 doğru anlamına gelmiyor. Bu kapsamdaki cevaplardan. Bir artificial neural, artificial intelligence var. Artificial intelligence genel kapsam. Bütün her şeyi kapsayan gibi düşünelim. Bunun içerisinde machine learning var. Machine learning içerisinde de deep learning var. Sizin bahsettiğiniz bu tür şeyler aslında genel artificial intelligence kapsamı içerisinde olan. İlla bir ML içerisinde olmak zorunda değil ya da deep learning'de. Çünkü çok fazla algoritma var. Hani. Gelelim TensorFlow'a. Öncelikle şöyle GitHub üzerinden hızlı bir şekilde göstereyim. TensorFlow aynı PyTorch gibi C++, C++ ile geliştirilen open source bir machine learning framework. Şurada gördüğünüz gibi yani yüz binlerce kişi hatta milyonlarca kişi tarafından kullanıldığına emin olabilirsiniz. Neredeyse 3500 contributor'a sahip. Tabii ki bunların çoğunluğu, büyük çoğunluğu hatta ciddi bir katkı sağladığından değil. Fakat ufak tefek bug'lara vesaire eklemeler yapan kişiler de dahil bu kadar contributor var. %57'ye yakını C++ ile geliştiriliyor. %27'si Python ve biraz da Go var mesela. Diğerleri de var. ML, R var. Bu aslında çok altyapı ile alakalı bir konu. Machine Learning Compiler araştırması yapabilirsiniz. O kısımla alakalı. Onu geçeyim. Burada şunu bilmekte fayda var. Biz PyTorch ya da TensorFlow fark etmiyor. Bunların çekirdeği C++ ile geliştiriliyor. Bunun üzerinde de bu CPP API üzerinde Python wrapper'ı var. Python wrapper'ı ile biz bu yazılımları kullanıyoruz. Normalde doğrudan aradan Python'ı çıkartıp çekirdek olan C++ üzerinden çalışmaya başlayabilirsiniz. Buna da CPP API'yı diyoruz. C++ API'ne doğrudan erişmek. Bu bizim yüksek performans istediğimiz senaryolarda kullandığımız yöntem. Yüksek performans durumunda biz Python wrapper'ını aradan çıkartırız, doğrudan C++ API'ne erişiriz. Ve bunu tavsiye ederim. Eğer ciddi bir çalışma yapıyorsanız, yoksa araştırmalarda öğrenme sırasında hiç girmeyin buna. Zorlu bir alan sonuçta, dil olarak da zorlu. Burada genel birçok başlık var. Bunları inceleyebilirsiniz. Bu genel kültür olarak da kullanılabilir. Çeşitli install guide vesaire bunlar var. GPU desteği var. Basit seviyede şu kullanılıyor. Şu şekilde kullanılır. Import TensorFlow STF. TF nokta mesela bir burada bir toplama işlemi yapıyor. 2 ile 1'i topla diyor aslında. TensorFlow üzerinde. Bu tür matematiksel hesapları da zaten yapabiliyor. Bunlar basit şeyler onun için. Buraya geçiyorum. Ben TensorFlow yazılımını genel olarak anlatacağım. Create production grade machine learning models with TensorFlow. Şu an TF'in 2.13 versiyonu release edilmiş durumda. TensorFlow'un 1x versiyonlarını kullanmayın. 1x versiyon üzerinden bir kaynak görürseniz hiç okumanıza gerek olduğunu zannetmiyorum. Çok geriye doğru bir uyumluluk aramıyorsanız hiç gerek yok. Doğrudan 2 versiyonundan başlayabilirsiniz. Sebebi de mimari bir değişiklik yapıldı. Ciddi 1.x ve 2.x arasında ciddi bir değişiklik var. Hiç 1x'i hiç uğraşmayın. Peki neler yapılabiliyor TensorFlow'da? Şöyle kabaca bakalım. Bu arada bununla alakalı hem TensorFlow hem de PyTorch'la alakalı birisiyle ilgili 3 videoluk, diğeriyle alakalı da 2 videoluk birkaç saatlik playlistim var benim YouTube'da. Onlara ayrıca bakabilirsiniz. Orada tabii ki daha detaylı anlatıyorum. Sonrasında neler yapabiliriz bununla? Birincisi JavaScript ile de çalıştırabiliyoruz biz TensorFlow'u. Normal Python'la vesaire geliştirme yapıyoruz. Altyapısı çok sağlam. Fakat biz TensorFlow.js ile bunun altyapısını JavaScript odaklı da çalıştırabiliyoruz. Bu da ayrı bir proje olarak başlatılmıştı JavaScript kısmı Google içerisinde. Sonra bu
ekip TensorFlow ekibiyle birlikte çalışmaya başladı ve nihai olarak TensorFlow JS'ye dönüştü yıllar içerisinde. Sonra TensorFlow'u mobil cihazlarda ve Edge dediğimiz IoT gibi cihazlarda da kullanabiliyoruz. Bunlar da önemli. Bunun adı da TensorFlow Lite. Tabii ki normal TensorFlow ile Lite arasında ciddi bir teknik kapasite farkı var. Sebebi çok derin, derin bir şekilde incelenebilir bu. Basitçe mobil cihazlar, IoT cihazlardaki donanım kapasitesi ve donanımın tarzı diyelim ile bizim normal bilgisayar ortamlarında, serverlarda kullandığımız altyapılar bambaşka mimariler. Haliyle aynı kapasitelerde olmadığı için aynı algoritmaları istediğiniz gibi çalıştıramıyorsunuz. Daha minimize edilmiş, optimize edilmiş versiyonları var. TF-Lite'ı böyle kullanabilirsiniz. TF-Lite da basitçe bir TensorFlow modeli geliştirdiniz. Sonra bunu Lite Converter diye bir şey var. TF-Lite Converter. Ondan dönüştürüyorsunuz. TF-Lite versiyonunu alıyorsunuz modelinizin. Burada da JavaScript. Normal bir modeli geliştirdiniz. Sonrasında bunun çıktısı olarak bunu JavaScript çıktı alabiliyorsunuz. Ya da doğrudan bizim de yaptığımız gibi doğrudan JavaScript yazarak sıfırdan neural network vesaire yazabilirsiniz bunun üzerine. Bir diğer en güzel, bence en güzel yanlarından bir tanesi serverlar üzerinde, aslında serverlarda demeye gerek yok, deploy production ortamı ile alakalı kullanılan TFX alanı var. TensorFlow Extended diyelim buna. Şurada TFX üzerinden de incelenebilir. Başka hızlı bir şekilde söyleyebileceğim neler var bakıyorum. Bununla alakalı tabii ki detayları okumanızı öneriyorum. Introduction kısmı var. TensorFlow for JavaScript, for mobile, MH, for production ortamı ile alakalı. Bakın TensorFlow X, TFX dediğimiz TensorFlow Extended for End-to-End Machine Learning Components. Production ortamında yapay zeka ayrı bir süreçtir. Ciddi farklı uzmanlıkları vardır burada. Normal bir yapay zeka algoritmasını biliyor olmak için yıllarınızı vermeniz gerekebilir. Deep learning vesaire bunlar. Uzmanlaşmak için ayrı. Fakat production ortamı için de ayrı bir uzmanlaşma süreci vardır. Biz bunu Machine Learning Engineer programımızda AI in Production uygulamalı bir şekilde inceliyoruz. Çok geniş bir konu. Orada da TensorFlow'un ciddi altyapıları var. Bunları inceleyebilirsiniz. Burası kabaca böyle. Ve şunu da kabaca inceleyebilirsiniz. Deploying Production ML Pipelines vesaire. Geçiyorum Keras'a. Keras çok popüler bir library. Ve yeni başlayanlar TensorFlow, Keras, PyTorch bunların arasında kafası karışabiliyor. Birincisi Keras ile PyTorch ve TensorFlow'u kıyaslayamayız. Bambaşka klasmanlar. PyTorch ile TensorFlow'u kıyaslayabilirsiniz. Bunda sorun yok. Fakat Keras'ın kendi compute engine'i yok. Arka tarafta asıl yapay zeka odaklı hesaplamaları yapmak için bir AI engine ya da compute engine'e ihtiyacı var bu tür yazılımların. Keras'ta bu yok. Keras aslında high level API olarak çalışır. Ve TensorFlow'un ya da daha öncesinde farklı open source machine learning library'ler vardı. Onların üzerinde çalışıyor. Siz normalde TensorFlow'la bir şey yaparken çok daha fazla kod yazmanız gerekir. Fakat Keras şöyle bir motto ile yola çıkmıştı. Benzer işleri yapmanızı sağlıyoruz. Fakat daha az kod yazarak yazdırıyoruz. Ve gerçekten bunu yapıyor. Fakat bu TensorFlow'a gerek olmadığı anlamına gelmiyor. Aslında Keras olmasa olur ama TensorFlow olmasa olmaz gibi. Yani önce TensorFlow'u kurardık. Önceden mesela şöyleydi. Biz TensorFlow'u kuruyorduk ortamımıza. Sonra bunun üzerine Keras'ı kuruyorduk. Installation işlemini yapıyorduk. Tek başına kurulmuyordu. Tabii sonrasında artık tek bir tanesini kurduğunuzda, yani Google'ın TensorFlow'u kurduğunuzda içerisinde Keras da geliyordu vesaire. Şimdi onlar tekrar ayrılıyor. Geçiyorum bunu. Keras tek başına bir hesaplama kapasitesine sahip değil.
Fakat Keras 3 ile birlikte şimdi değişiklikler olacak. O yeni çıktı ve yıllar kaybettiler Keras'ta, bu ayrı bir şey. Mesela TensorFlow içerisine gömmüşlerdi. Sonra bunu birkaç yıl kaybettiler açıkçası. Sonra çıkarmaya karar verdiler gene. Şimdi Keras 3 ile birlikte birden fazla TensorFlow'dan başka open source yazılımları da destekleme stratejisine geri döndüler. PyTorch'a gelelim. PyTorch'ta Facebook'un geliştirdiği bir open source yazılım. TensorFlow Dynamic Neural Networks in Python with Strong GPU Acceleration diyoruz. Bu da muhteşem bir yazılım. Gene 3000 contributor falan var. Ve gördüğünüz gibi gene C++ ve Python, işte CUDA, C vesaire bunlarla geliştiriliyor. İkisi arasında güç farkını doğrudan bu şekilde, hani bu daha iyidir diyebilmek çok kolay değil. İkisinin de güçlü olduğu yanlar var. Research tarafında PyTorch daha çok kullanılır. Bunu söyleyebilirim. Son birkaç yıldır daha da popüler. Çok büyük, çok gelişmiş, çok zorlu projelerde PyTorch artık daha çok tercih ediliyor. Biz altyapımızda, SafeBox altyapısında bu siber güvenlik odaklı yapay zeka projeleri geliştirirken PyTorch'u da kullanırız, TensorFlow'u da vesaire, daha belki 100 tane de altyapı yazılımı kullanırız. İkisi de çok değerlidir. İkisinden de başlanabilir. Şimdi gelelim. Burada da tutorial'lar vesaire, dokümanlar, bunları inceleyebilirsiniz. Kabaca bunun da gene mobil versiyonu var. Kendi ekosistemi var. Mesela PyTorch daha çok yazılım odaklı bir yaklaşıma sahip. Yazılımcı odaklı bir yaklaşıma sahip. TensorFlow biraz daha farklı. TensorFlow platform haline dönüştü. PyTorch ise programcı mantalitesini değiştirmedi. Bir library gibi çalışıyor. Haliyle bunu alıp bunun üzerine farklı yazılımlar geliştirmek daha kolay. Bir platform üzerine bunu yapmanız zor. TensorFlow gibi bir ortamda. PyTorch'ta library mantığı bozulmadığı için açıkçası bunun kendi oluşturdukları ekosistemde şöyle bir durum var. Mesela ben PyTorch'u aldım. Bunun üzerinde yeni bir özel bir library geliştiriyorum. Diyelim ki AI security ile alakalı. Altyapısında çekirdeğinde PyTorch kullanılıyor. Ve bunu ben PyTorch'un ekosistemine, tabii open source olarak yayınlayıp sonra belli bir kaliteye ulaştıktan sonra PyTorch'un ekosistemine dahil edebilirim. Onlar da bunu kendi ekosistemlerinde listeliyorlar vesaire. Şuradan bakabilirsiniz bu ekosistem projelerine. Bakın ekosistem tarafında Feature Projects, Kaptum var, PyTorch Geometric. Şurada çok fazla var. Ben size tek tek anlatmayayım. Bir saat sürebilir bu. Orada birçok proje bu çalışma altında var. Dokümanları çok iyi. Kesinlikle öneriyorum. Mobile tarafta TensorFlow yaklaşımından biraz daha farklı bir yaklaşıma sahip burada. Bunları geçiyorum. TensorFlow'un çok güzel araçlarından bir tanesini göstereceğim. Burada antrenman yapabilirsiniz. O yüzden. Şimdi Neural Network çalışmalarını öncelikle anlamak için çeşitli dokümanlar göstereceğim ben size. Fakat bunları inceledikten sonra ve kabaca bunların ne işe yaradığını, temel özelliklerini inceledikten sonra buraya gelip görsel olarak bir antrenman yapabilirsiniz. Burada da basitçe şurada katmanlar var ve çeşitli ayarlar var. TensorFlow Playground deniyor buna. Hidden layer'ların sayısını belirleyebiliyoruz. Gizli katmanların şurada. Burası bir deep learning, yani neural network ya da artificial neural network diyebiliriz buna. İşte learning rate, activation function, regularization rate, problem type, classification ya da regression gibi şeyler seçebiliyoruz. Epoch bilgisi burada görünecek. Şurada başlatma düğmesi var. Şurada da görselleştiriyor bize. Mesela ben burada neural network içerisindeki hidden layer'ların sayısını artırıyorum. Bunu 4 yapayım. 4, 5, 4 olsun. Önemli değil. Kabaca gösteriyorum şu an. Learning rate olarak şu olsun. O biraz yüksek. O çok az olur. Düzelteyim. Hızlı işlesin. Activation'a value diyeceğim. Burada önemli değil ne olduğu şu an için. Ve classification olsun. Şuradan
Bu arada data which dataset to you want to use diyor. Şuradan seçebilirsiniz farklı tipler. Başlattığımda epoch başlıyor. Epoch ne olduğunu daha önce konuşmuştuk. Bir veri seti üzerinde bizim yapay zeka algoritmamızın tamamen bir tur atmış olması bir epoch oluyordu. Bu şekilde bakın akışı görebiliyorsunuz. Öğrenme süreci şu an gerçekleşiyor. Ve tabii ki learning rate'i çok düşük verdiğim için, en düşük değil ama düşük verdiğim için bu zaman alacaktır. Ben size kabaca gösterdim. Bunu inceleyebilirsiniz. Şu an kapatıyorum ben bunu. Gelelim Artificial Neural Network mimarisine. Birincisi, Artificial Neural Network insan beynindeki bir nöron mimarisi üzerinden ortaya çıkmış bir yaklaşım. Doğru mu? Bunu sık sık bahsettik. Haliyle bir insan beyninde nöron nasıl çalışır? Bunu biliyor olmanız çok değerli. Bunun üzerine kurulur. Mesela şurada bir nöron yapısını görebiliyorsunuz. Similar to the human brain, it has neurons interconnected to one another. Artificial neural networks also have neurons that are interconnected to one another in various layers of the networks diyor. Aynı zamanda bu nöronlara nodlar da denir şeklinde bir tanımlık var. Burada insan beynindeki nöronun basit bir çizimi var. Çok daha detayları var. İşte sinapslar, aksonlar, cell nucleus ve dendrit vesaire gibi. Bunu inceleyebilirsiniz. Bunun kabaca artificial neural network tarafındaki karşılığı da şu. The typical artificial neural network looks something like the given figure diyor burada. Bu bir perception. Size bahsetmiştim ya 1948'de. Düzeltiyorum. 50'lerde. Perceptron diye bir şey üzerinde çalışılıyordu. İşte bu tek bir nodluk, yani tek bir nöronluk bir perceptron oluyor. Bunun birleşiminden oluşan şeye de MLP diyorduk. Multi-layer perceptron, çok katmanlı perceptron. İşte tek bir nöron, tek bir nod olduğunda bu perceptron. Burada basitçe çalışma mantığı şu. Nöronumuz bu. Şurası giriş alanı. Sol taraf input dediğimiz kısım. Bunun bir de çıktısı var. Bu da output oluyor. Buraya bir değer gelecek. Bu değer içeride bir hesaba tabi tutulacak. Çok basit bir matematiksel hesap. Kafanızda çok karmaşık süreçler canlanmasın. Gerçekten basit. Ve bu nöron içerisindeki o dışarıdan gelen inputlar ya da önceki katmandan gelen inputlardan elde edilen veri içeride hesaplanıyor. Sonrasında şurada bir activation function uygulaması yapılır. Yani tam şu çıktı kısmında nöronun burasında işlem yapılır. Bundan çıkmadan önce bir activation function diye bir şey vardır. O da çok küçük, gene çok çok basit bir işlem yapar. Çok basit bir Python fonksiyonu gibi düşünün. Mesela bir tanesini örnek vereyim. Eksi değer gelirse bunu sıfır olarak gönder. Ya da işte pozitif değer gelirse bunu olduğu gibi gönder. Output olarak ver. Mesela bir activation function yaptığı basit bir iş. Burada işlem yapılıyor, sonra activation function'a tabi tutuluyor en sonunda ve bunun çıktısı olarak output ediliyor. Kendisinden sonraki katmana. Bu basit bir nöron. Bunun çalışması. Şurada W olarak gördükleriniz birisi X'ler. X1, X2, XN çok olabilir. Bunlar input. Yani gelen veri. Girdi verisi deniyor buna. Input data. X olarak isimlendirilmiş. Sonra W ise bir ağırlık. Weight. W 1, 2 ve 1. N olarak düzelteyim. N olarak devam eder. Çoklu şeklinde. Buradaki katmanda elde edilen ya da çıktı olarak girdi olarak verilecek olan değerler kendisinden sonraki nöronların hepsini aktarılır. Şurada. Dikkat ederseniz X1 kendi çıktısını kendisinden sonraki katmandaki yani burada nörona gönderiyor. Bu da aynı şekilde, bu da aynı şekilde. Bu MLP'de bu kural değişmiyor. MLP'de de ne kadar fazla nöron varsa
Aynı şekilde soldan gelen input verileri bizim sonraki katmanımızdaki bütün nöronlara ayrı ayrı gönderilir. Ve bu şekilde akış devam eder. Soldan başlar ve sağa doğru devam eder. Burada bir karşılaştırma var. Mesela Biological Neural Network, dendrit, dendrit, cell nucleus, sinaps, axon ki burada görseli görüyorsunuz. Bunun artificial neural network'teki karşılığı nedir? O da şu, dendritler input verisiymiş. Yani dendrit şu, bunlar. Bunlar inputlarmış. Cell nucleus dediği şey nod. Cell nucleus şu. Yani nöronlar, neural network tarafında bu. Cell nucleus bizim nöronumuz, yani nod. Sonra sinaps ağırlık oluyormuş. Sinaps şu. Bunlar ağırlıklar buradan geliyormuş. Şurada bakıyorum. Şu mesela connection deniyor bunlara, oklara. Bağlantı. Bu bağlantılar üzerinde ağırlıklar var. Weight'ler. İşte sinaps, insan beynindeki nöronların, o sinapslerin nöronlardaki neural network'teki karşılığı ağırlık oluyor. Ve axon da output oluyor. Şuradaki neural network'te output. Burada da axon output'lar oluyor şurada. Çıktılar. Temel yaklaşımı bu. Bunun linkini size de göndereceğim. Kayıt almak isteyenler kaydedebilir bunları. Tabii ki bunun çok fazla detayı var. Ben size kabaca anlatıyorum. Mümkün olduğunca. Peki, The Architecture of an Artificial Neural Network kısmında bu konsepti anlamak için diyor. Artificial Neural Network konseptini anlamak için şuradaki görseli biraz daha anlatacağım. Kullanacağım. We have to understand what a neural network consists of, diyor. In order to define a neural network that consists large number of artificial neurons, which are termed vesaire. Artificial neural network primarily consists of three layers, diyor. Üç katmandan oluşur basitçe artificial neural network. Birincisi, bunu programsal bir katman olarak düşünün. Hangi katmanlara sahiptir, olmalıdır? Birincisi bizim bu artificial neural network'e bir veriyi göndermemiz lazım. Bu veriyi gönderirken kullanmak zorunda olduğumuz katman input layer. Veri giriş katmanı. Veri bir yerden gelecek sonuçta. Bir de output var. Bir yerden çıkması gerekiyor bu verinin sonuç olarak. Bir de bunun arasında hidden layer dediğimiz gizli katmanlar var. Bunların üçünden oluşuyor artificial neural network. Yani şöyle. Bakın renklerde de gördüğünüz gibi şu sarı olarak gösterilen burası input layer. Buradan ister görsel olsun yani resim verisi, ister herhangi bir text verisinin vektör edilmiş hali olsun fark etmiyor. Bunların input'u buradan olur. İsterseniz ses verisi olsun. Her şey buradan giriş yapıyor. Input layer'dan. Sonrasında şurada connection'lar var. Şu katmandaki her bir yuvarlak aslında bir nöron. Nöronlardan oluşuyor. Ve node da deniyor buna. Birden fazla adı var. Burası bir katman. Kendisine input olarak verileri gönderiyoruz. Dışarıdan geliyor. Sonra kendisinden sonraki katman, bunların ikisi de hidden layer. Birisi hidden layer 1, diğeri hidden layer 2. Layer 2 hidden layer var. Bir tane de output var. Burada input layer'dan sonraki hidden layer'a gelen veriler bunun çıktısı, output'u bunun input'u oluyor. Basitçe. Birinin çıktısı önceki previous one diyebileceğimiz önceki katmanın çıktısı sonraki katmanın input'u oluyor. Çünkü soldan sağa doğru akıyordu bu veri. Ve bu aktarım da şuradaki connection dediğimiz o oklar sayesinde, bağlantılar sayesinde gerçekleşiyor. Bunun üzerinde ağırlık olarak iletiliyor bunlar. Dikkat ederseniz bunun çıktısı 1, 2, 3 kendisinden sonraki katmandaki bütün nöronlara aktarılıyor. Aynı şekilde bu 1, 2, 3 aktarılıyor. Hepsi bir sonraki katmana aktarılır. Aynı şekilde bundan bir hesap yapılır. Bundan sonraki katmana aktarılır.
Bu sefer bunun output'u bunun input olmuş oluyor. En sonunda da çıktı olarak bir tahmin üretiyor. Prediction kısmı output layer'da gerçekleşir. Şurada gene detaylı bir şekilde araştırmak isteyenler şurayı okuyabilir. Input layer, hidden layer, output vesaire detaylar var. Linki size attım. Artur'u cevaplayacağım. How do artificial neural networks work? Diyor. Bunu detaylıca okumanızı isteyeceğim. Birkaç kaynak daha vereceğim. Ben biraz uygulama odaklı anlatmak istiyorum çünkü size farklı kaynaklar da vereceğim. O kaynakları araştırmanızı isteyeceğim. Gerçekten bu alanda çalışmak isteyenler. Yani ciddi hızlandırılmış bir kurs yapıyoruz şu an. Normalde haftalar sürebilir bu çalışmayı, bu mantığı anlamanız. Burada da benzer aslında aynı şey. Farklı görsellerle anlatılıyor. Error input signals kısmında şöyle bir genel olarak bir artificial neural network var. X1'dan Xn'e kadar gidiyor bu. Input layer'ımız burası. 1, 2, 3 ve n ne kadar varsa o kadar artık. Mimariye göre değişir. Şurada ağırlıklar connection'lar üzerinden iletiliyor sonraki katmana ve akışı görüyorsunuz artık da. Input signals dediği şey o verinin giriş yaptıktan sonra akışı, flow bahsediyor orada. Hidden layer var, output layer var. Sonra da error signals var. Evet, bu da başka bir nokta. Hata sinyalleri. Burada not alın birincisi. İki şeyden bahsedeceğim araştırmanız için. Soldan sağa doğru, yani input'tan output'a doğru akış, forward pass ya da forward propagation dediğimiz şey. Hira bunu yazar mısın tanım olarak? Soldan sağa doğru, input'tan output'a doğru olan algoritmaya, sürece forward propagation diyoruz. Ya da forward pass vesaire. Ya da feed forward deniyor. Bu ileri doğru akış mekanizmasının adı. Algoritmanın akışının adı gibi düşünün. Bu input signals'ın teknik adını böyle araştırabilirsiniz aslında. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi onlarca yıl önce neural network'lar gene vardı. Yani biz günümüzde hiçbir şeyi yeniden keşfetmiyoruz işin gerçeği. Yapay zekaya çok fazla bir şey kattığımız yok. Biz günümüzde kullanıcıyız. Bakın. Gerçekten bir arge falan yaptığımız yok. Yani dünyada bu alanda neural network üzerine çok ciddi problemler vardı. Zaman içerisinde birçok usta kişi, Geoffrey Hinton gibi yüzlerce farklı kişi birçok eksiğini tamamladı neural networklerin. Biz şu an çok rahat bir şekilde bir görsel üzerinden konuşuyoruz. Fakat bunların her bir parçasının keşfi arasında belki onlarca yıl bile olabilir. Eksiklerin tamamlanması vesaire. İşte bu zamanında şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Diyorlar ki biz neural network'ü tasarladık. Peki perceptron'dan başladı süreç. Yıllar geçti. Multilayer perceptron ortaya çıktı. Yıllar geçti. Farklı eksikler gideriliyor. Haklı olarak insanlar o zaman denemeler yapıyor. Diyor ki neural network'ü biz her şeyi öğrenebilecek bir şey olarak yapabilir miyiz? Çünkü insan beyni öyle çalışıyor. İnsan beyni de başarılı. O zaman ANN tarafında bu yapılabilir mi? Bunu anlayabilmek için birçok proje geliştiriliyor. Birçok use case üzerinden bu çalışmalar yapılıyor filan. Fakat bazı senaryolarda başarılı olmuyor. Ondan sonra diyorlar ki biz feed forward sürecini yapıyoruz ya. Araya MLP'yi keşfettik. Arada hidden layer diye bir şey var. Bundan bahsederim. Hidden layer diye bir şey var. Bunu bulduk. Bu öğrenme sürecinde belli bir öğrenme kalitesi sağlıyor bize. Öğrenme başarısı sağlıyor. Ne kadar fazla hidden layer varsa ve ne kadar fazla varsa bu bizim öğrenmemizi başarısını etkiler mi? Yani hidden layer'ın sayısı bizim öğrenme başarımızı etkiler mi?
pozitif olarak etkiler mi diye araştırmalar yapıyor. Yeni ürünler geliştirmeye çalışıyor falan. Nihai olarak ortaya çıkıyor ki hidden layer sayısı her zaman öğrenme başarısını doğrudan etkilemiyor. Sebebi de çok basit. Birincisi, insan beyni böyle çalışmıyor. İnsan beyninin kopyası olan neural networklerde şöyle bir senaryo var. O zaman vardı. Tek bir kez veriyi gönderiyorsun. Bunun neural network tarafından öğrenmesini istiyor. O zamanki araştırmacılar. Neural network de belli seviyede öğreniyor. Fakat istenen seviyede ya da belli ciddi sorunları çözebilecek bir öğrenme sürecine sahip olamıyor. Bunun sebebi insan beynindeki tekrar tekrar öğrenme süreçlerinin neural network'te o zaman mevcut olmaması. O da şu, siz insan olarak herhangi bir konuyu öğrenmeye çalıştığınızda ilkinde acemilik yaparsınız, çok basit hatalar yaparsınız. Her konuda böyledir. Sonra önceki öğrendiğin üzerine tekrar yeni bir tekrar yaparak önceki öğrendiğin üzerine koyarak öğrenmeye devam edersin. Sonra tekrar, sonra başa alırsın hatalarını göz ardı etmeden, değil mi? Hatalarını hesaplayarak tekrar başa dönersin. Şimdi ben neyi daha doğru yaparım? Da neyi daha doğru yapsam da daha kaliteli bir şekilde öğrensem. Bugün mesela Python öğreniyorum diyelim. Ben bugün çalıştım. Sonra günün sonunda bazı dersler çıkardım. Dedim ki ben şunları şunları hatalı yaptım. Editörde şöyle bir yanlış yaptım. Programlama kısmında şöyle yanlış yaptım. Veri tabana erişirken şöyle bir hata yaptım. Benim 5 saatimi aldı falan. Yarın aynı hatayı yapmayacağım. Ne demek oluyor bu? Bugün öğrendim. Bundan sonrasında günün sonunda bir hata hesabı yapıyorum. Kendi hata hesaplamamı yapıyorum. Oradan dersler çıkartıyorum. Yarın tekrar başladığımda sıfırdan başlamıyorum. Dünün tecrübesi üzerine tekrar başlıyorum. İşte bu insanın öğrenme süreci. Peki bunu neural network'te nasıl yapardık? İşte bunu sağlayan şey backpropagation algoritması. O da şu. İleri doğru kısımda feed forward demiştik. Soldan sağa doğru. Bu ağın sonunda, ki buna ağ diyoruz. Ağın sonunda bir hata hesabı yapıp loss fonksiyonu, error function, cost function ne dersiniz? Birden fazla adı var çünkü bunun. Bir hata hesaplaması yapıp sonrasında önceki katmanlardaki ağırlıkları, yani weight dediğimiz ağırlıkları tekrar güncelleyip öğrenme optimizasyonu yapmak için çeşitli hata hesaplaması yapılır. Hesabı yaparım. Sonra network'ün başına dönerim. Ağırlıkları güncellerim. Tekrar başlayayım. Ağırlıkları güncelledim. Sonra network'ü tekrar önceki tecrübe üzerinden optimize edip tekrar başlatıyorum. Sonra tekrar bir hata hesabı yapılıyor. Ondan sonra tekrar o yeni ağırlıklar tekrar başa dönüyor ve güncelleme yapılıyor. Hatayı tekrar optimize ettim. Sonra tekrar network. Soldan başlayarak devam ediyor. Bu sayede artık her seferinde sıfırdan öğrenmiyor. Önceki öğrendiğimin üzerine koyarak, optimize ederek öğreniyor. Bunu sağlayan temel algoritma backpropagation. Bunun gene geliştiricisi Geoffrey Hinton amcamız. 1986'da, tabii öncesinde de ona da ilham olan birçok çalışma vardı. 1986'da bunun paper'ını yayınlıyor. O zamanlar bunun değeri çok fazla anlaşılmıyor falan. Sonra modern AI'ın başlangıcı olacak olan 2012 yılındaki bu Google'ın Android uygulamalardaki speech to text işlemini gerçekleştirmek için Google Geoffrey Hinton'a bir bütçe veriyor ve diyor ki bana bu sorunu çöz. O da gene backpropagation ve benzeri bu tür eski teknikleri sorunlarını çözerek böyle bir
Deep Learning ya da Neural Network algoritmasını geliştiriyor. Sonrasında da başarılı oluyor. Bundan sonra da işte günümüzdeki modern Deep Learning dediğimiz şey ortaya çıkıyor. Yani o kişi Deep Learning'in babası dediğimiz kişi günümüzde tek başına bunu icat etmedi. Fakat günümüzdeki onlarca yıldır çözülmemiş bazı sorunları derleme, toparlama ve fixler yaparak diyelim ve kendi ürettiği tekniklerle bunu başarılı bir şekilde çalıştırdı. O yüzden de the Godfather of Deep Learning diyoruz. Yani bunu da yazar mısın Kira? Feed forward'ı yapmıştık. Bir de back propagation demiştik. Onu da araştırın. Bu da geriye doğru öğrenme. Geri yayılım algoritmasıdır zaten Türkçesi. Feed forward da ileri yayılım olarak düşünür. Ya tercüme edebiliriz. Hidden layer'da da şudur. Hidden layer benim bu arada yapay zeka başlangıç rehberi adında 5,5 saatlik bir videom var. Oralarda birçok yaklaşımı da anlatıyorum. YouTube'da herhalde 2 sene önce falan yayınladım. Onu inceleyebilirsiniz. Hidden layer basitçe şu. Bizim kompleks verilerimizde, yani karmaşık veri dediğimiz şeylerde, yoğun da diyebiliriz, karmaşık veriler vesaire. Neural network'ün öğrenme kapasitesinin yetmesi gerekiyor. Mesela çok büyük bir problemi neden tek bir perseptronda öğrenemiyorsun? Sebebi tek bir perseptron bunu öğrenmek için yeterli. Ya da bir tane tek bir katmanlı hidden layer diyelim. Gene bizim büyük bir veri seti üzerinde öğrenebilmemiz için yeterli değil. Sebebi gene basit. Yani veri karmaşık ama neural network çok basit kalıyor. Hafif kalıyor bunu öğrenebilmesi için. Bu senaryoda biz belli sayıda hidden layer'ı ekleyerek öğrenme derinliğini ya da verinin derinliğindeki anlamı öğrenebilecek kadar katman eklemiş oluyoruz. Bunun mesela deep learning'in deep kısmını sorarlar. Deep learning neden deep'tir ya da ne kadar deep'tir, derindir? Burada da cevap çok basit. Ne kadar fazla hidden layer varsa o kadar derindir. Derin öğrenme. O deep oradan geliyor. Kaç hidden layer var? Fakat şöyle de bir durum var. Siz kafanıza göre istediğiniz sayıda hidden layer ekleyemezsiniz. Ya da diğer bir soru geliyor. Hemen hızlıca cevaplayayım. Ne kadar hidden layer eklersem, ne kadar çok eklersem hidden layer'ı, öğrenme başarısı o kadar iyi olur mu? Cevap hayır. Kesinlikle hayır. Hatta diyelim ki 5 katman ekledin, 5 hidden layer ekledin. Optimizasyonunu çok iyi yapmışsın. %99,5 falan almışsın diyelim. 6. katmanı eklersin. O %80'e düşebilir. Gereksiz. Bunu neye göre belirliyorsun? Tamamen tecrübeye göre. Hocam hidden layer'daki nöron sayısını artırsak daha az hidden layer ekleyebilir miyiz? Bunlar üzerinde oynamanız gerekiyor. Bunlar hyperparametre olarak geçer bu arada. Hyperparameters başlığını araştırın. Zaten sınırlı sayıda var. Hyperparametreler, hiperparametreler. Ne olduğunu araştırın. Nöron sayısını artırmak sizin başarınızı artırmanın garantisi değildir. Hidden layer sayısını artırmak başarınızı artırmak için garanti değildir. Deep Learning'de keskin kurallar yoktur. Bak mimaride kesin kurallar vardır. Tabii ki. Veri nasıl işleniyor, hesaplaması nasıl, akış nasıl vesaire bunları bazılarını değiştiremez. Fakat o hyperparametreler dediğimiz şeylerle oynadığınızda şunu şöyle yaptığında, şu kadar nöron olduğunda böyle bir performans alırsın diye bir kural yok. Deep Learning black box. Yani kapalı kutu. Bunun nasıl çalıştığını anlamaya çalışıyoruz. Bunun için teknikler var. Explainable AI gibi, xAI gibi teknikler vesaire. Birçok AI safety tarafında birçok yaklaşımımız var. Fakat temelde bunları yapamıyoruz. Keskin kuralları olmayan şeyler de var. Bunu inceleyebilirsiniz. Bir diğer dokümanda gene Nvidia'nın, paylaşıyorum bunu.
Çok güzel bir doküman. Nvidia'nın şu dokümanını incelemişsiniz. Çok fazla kaynak var. MIT'nin, Stanford'ın vesaire çok güzel seri halinde dokümanları var. Hepsini okuyun. Tabii ki anlamak için zor olacak sizin için. Yani yeni başlarken hep böyledir. Fully Connected Layer dediğimiz FC ya da Fully Connected Neural Network de denir. Birçok ismi vardır bu tür şeyler. Yapay zekada bir şeyin birden fazla adı olur. Onlarca yıl içerisinde geliştiği için tek bir isim beklemeyin. Mesela Deep Learning diye bir şey aslında yoktur. Deep Learning tabir olarak magazinel bir isimdir. Onun aslında teknik bir adı vardır. Bu da Deep Neural Network. DNN denir. Artificial Neural Network demiştik ya, Artificial Neural Network temelde bir MLP'dir. Yani Multi-Layer Perceptron. MLP de temelde bir perceptrondur. Bu genel olarak Deep Learning içerisindeki Artificial Neural Network odaklı algoritmaların genel adı DNN'dir. Deep Neural Network. Fakat magazinel olarak bunun adı, yani her yerde kullanabileceğiniz buna Deep Learning diyoruz. Aynı şunun gibi. Mesela hiç bilmeyen, teknik bilmeyen birisine Deep Learning desen anlamaz, derin öğrenme falan. Fakat yapay zeka deyince ha diyor, tamam sen bayağı zeki bir çocukmuşsun gibi. Magazinel isim. Bu arada süreyi biraz uzatacağız, bundan bahsetmiştik. Burayı inceleyebilirsiniz. Şunları saatlerce konuşabiliriz. İçimden böyle Hira'nın tanıdığı üzere bir eğitime başlarız biz. 2 saat diye başlarız. Bir bakmışsın böyle birkaç hafta olmuş. Halen daha 2 saati doldurmaya çalışıyoruz. Ve onlarca saat olmuş uygulamalı bir şekilde. Fakat süremiz sınırlı. O yüzden mümkün olduğunca böyle kendimi tutmaya çalışıyorum bunları anlatmamak için. Ama burayı okuyarak güzel şeyler öğrenilebilir. Şurada şunu da inceleyebilirsiniz. Fully Connected Layer, Convolutional Layer, bunların karşılaştırması. CNN ile FC'nin kıyaslaması. Ben artık ufak ufak bir uygulamaya geçeceğim. Sizin yazmanızı şu an istemiyorum. Çünkü yetişmez, mümkün değil. 2 saat de yetişmez. Hatalar arasında şu bu. Ben size göstereyim. Şurada Colab açıyorum bir. Bir Colab üzerinden kaynaklar da vereceğim burada. Fully Connected Neural Network anlatacağım. Bu zaten Artificial Neural Network'ün diğer adı gibi düşünebilirsiniz. FC'yi katmanı. Şurada birden fazla alan ekliyorum. Bu arada Colab'ı bilmeyenler yine benim o videolarda bunu inceleyebilir, öğrenebilir. Öncelikle ben yazarak vakit kaybetmeyeceğim tabii. Hızlı bir şekilde aktaracağım. Şu Colab ortamına hakim olmayan arkadaşlar için hızlıca söyleyeyim ben. Bu Google'ın bizim için geliştirdiği bir ücretsiz ve ücretli versiyonu da var. Ücretsiz bir şekilde kullanabildiğimiz GPU ortamı sağlıyor gibi düşünebilirsiniz. Sadece bir Gmail hesabınız olması yeterli. Gmail hesabınız üzerinden bağlanabilirsiniz. Herkese açık. Şu link üzerinden. Sonra şurada runtime kısmına geldiğinizde Change Runtime alanı var. Burada runtime tipini seçerek mesela R programlama dili mi yoksa Python 3 mi kullanacaksınız? Ben default olarak Python kullanıyorum. Hiçbir şey seçmezseniz default olarak CPU üzerinde çalışır bu. Fakat CPU üzerinde bu çalışma bir ömür sürebilir. Şakayla karışık, biraz uzun sürer. Basit bir algoritma bile çalıştırsanız. T4 GPU dedi de genel olarak GPU diyelim biz buna. Google'ın kendi GPU'larından birisini kullandıracak bize. Ben hızlı çalışabilirim diye bunu seçeceğim. Ya da
Şurada tabii premium versiyonlarda mesela Want Access to Premium GPUs diyor. Burada premium bir collab alırsanız evet A100 GPU, B100 GPU bunlar çok pahalı bu arada. Ateş pahası. Bunlar üzerinde çalışabilirsiniz falan. Ya da Google'ın kendi geliştirdiği sadece kendi altyapısında olan TPU'ları kullanabilirsiniz. Dışarıya satılmayan yani. Tensor Process Unit. Şu Graphic Process Unit. Bu da Central Process Unit. Ben GPU yeter bana. Bu fakir diyorum. TPU'yu kullanarak Google'ın kaynaklarını çok tüketmeyelim. Her zaman TPU görmeyebilirsiniz bu arada. Sebebi de bunlar, bu slotlar her zaman aktif değil. Çok yoğun kullanıldığında burada default olarak disable, kapalı olarak görebilirsiniz. Ben GPU'yu kullanayım. Şuradan connect diyorum. Seçtikten sonra. Çok güzel. Evet. Hızlı bir şekilde birincisi CoreLab ortamında bizim temel yazılımlarımız kurulu. PyTorch, TensorFlow, Keras, Python, daha birçok mesela NumPy, Matplotlib vesaire bunlar kurulu. Biz doğrudan kurulum yapmadan bunların versiyonlarını kontrol edebiliriz. Mesela burada da normal lokal ortamınızdaki komutun başına bir ünlem işareti koymanız gerekiyor. Ondan sonra Python. Mesela normalde lokalde olsanız şunu yazmanıza gerek yok. Burada başına bunu koyuyorsunuz sadece. Python sonra da version dedim mi? Ben Python versiyonunu aldım. 3.10. Sonra ben TensorFlow'un, buradaki kurulu TensorFlow'un versiyonunu alacağım. Bakalım en güncel hangisini kullanıyor? 2.13 versiyonu. Güzel. Keras'ta da aşağı yukarı çok benzerdir bunlar. 3, 2, 13, 1 kullanılıyor. Peki ben burada TensorFlow üzerinden bir GPU var mı yok mu diye kontrol edeceğim. Şurada bakın TF üzerinden, o da şurada alias'ı verdim zaten. TF.config.list physical devices var. Ben GPU yazıyorum. GPU kullanıyorsam şu an, ki kullanıyorum, seçtim çünkü. O zaman bunu bana gösterecek. Eğer CPU üzerinde yaparsanız boş gösterir. Şurada hiçbir şey göstermez. Physical device GPU 0. Device type GPU. Güzel. Varmış. Şurada 0 slotunu görüyorum. Birden fazla GPU olsaydı ben 0, 1 vesaire diye physical device'lara erişebilirdim. Ondan sonra diyelim 4 tane GPU var. Bunları distributed AI olarak kullanabilirsin. Bir altyapı tasarlayarak. Fakat tek bir GPU'da sadece paralel programlama yapabilirsin. Fully connected neural network, az önce size görsel tarafta anlattığım şey var ya, o soldan akıyor, nöronlar var, katmanlar var filan. Bu oluyor. Fully connected neural network. Burada kaynaklarla birlikte kodlarımı göstereceğim. Birincisi Keras içerisinden models. İçinden sequential'ı seçiyorum. Sequential ne olduğuna dair bir kaynak listesi de vereceğim. Çünkü detaylı bir konu. Bir saatimizi falan alabilir o konuyu detaylı anlatmak. Sequential diye bir tabir var. Sequential model var, sequential learning var, sequential data var vesaire. Dense layer aynı şekilde bir katman tipi burada. Bir de NumPy'ı alıyorum ben. Bunu çalıştırmak için Shift Enter demek yeterli. Güzel. Şimdi buraya bir açıklama ekliyorum. Bu kaynakları inceleyebilirsiniz. What sequential machine learning gibi. Machine Learning Models, şuradaki kaynaktan aldığım bir açıklama bu arada, ya da Wikipedia olabilir. Machine Learning Models that input or output data sequences are known as sequence models. Bu text streamler olabilir, audio klipler olabilir, video klipler, time series data olabilir, other types of sequential data are examples of sequential data diyor. Basitçe aslında şöyle, birbirine bağımlı olan, mesela veriden bahsediyorum. Birbirine bağımlı olan, yani bir veriyle diğeri birbirine bağlı
olan bir veri yapısı sequential data oluyor. Mesela bir video frame'lerde oluşur. Yani resimlerde oluşuyor aslında kare kare. Fakat siz bunun içerisinde frame'leri ayırırsanız resim elde edersin. Artık video olmaz, değil mi? Haliyle bir video bir sequential data'dır. Ya da bir resim olarak bak. Resim bile içerisindeki pikseller birbirine bağımlıdır. Onun birisini çıkartırsan, diyelim ki siyah beyaz bir görselde 255 değerini elde edersin. Diyelim o da siyah demek. Hiçbir değeri yok yani 255'in. Ama bunlar bir araya geldiğinde sequential, birbirine bağımlı bir resim oluşturuyor. Bunu inceleyebilirsiniz buradan. Sonrasında step one. Nesneyi initialization işlemine tabi tutuyorum. Model nesnesi oluşturuyorum. Bunu da sequential nesnesi üzerinden yapacağım. Çalıştırdım bunu da. Sonra implementation design kısmına geçeceğim. Notlarım hazır. Hızlı bir şekilde anlatacağım. Step 2. Burada da artificial neural network'ün model tasarımı kısmı. Yukarıda oluşturduğum sequential nesnesi üzerinden initialize ettiğim model nesnesine add diyerek ekliyorum. Neyi ekliyorum? Dense layer. Dense layer nedir? Onunla ilgili de bir kaynak vereceğim. Dense layer ekliyorum. Burada bunun ilk parametresi girişlerimizi oluşturuyor. 8, 16, yani nöron sayısı gibi düşünebilirsiniz. 8 nöronlu, 16 nöronlu. Bunu nereden örnekleyebiliriz? Şurada mesela şurasını 8 olarak düşün. 16, 8, en sonunda neydi? 1. Çıktı tek bir oluyor. 8, 16, 8. Ondan sonra activation function da ekleniyor. Activation function da basitçe şu. İnsan beynindeki nöronun kopyasını yapıyoruz ya artificial neural network'te. İnsanda da senaryo şöyle işliyor. İnsan beyni sürekli öğrenme modunda çalışıyor. Fakat her şeyi sonuca götürmek zorunda değil. Yani çok düşük sinyal aralığı olan şeyler düşünün. Yani hissetmenize gerek olmayan, sizin hissetmeyi yaşamak zorunda olmayacağınız, farkında olmak zorunda olmayacağınız şeyler var. Çevresel faktörlerden, her şeyden etkileniyorsun. İnsan beynindeki bu activation function şu senaryoda devreye giriyor. Bununla ilgili elini ateşe tutma örneği verilebilir. Normalde belli sıcaklığa kadar elini ateşe götürdüğünde hiçbir şey hissetmeyebilirsin. Sadece basit bir hissiyat oluşur. O beynine o sinyal gider. Deri tarafından, değil mi? Beynine o sinyal gider. Sonra acı duymazsın öncelikle. Fakat sonra uzun süre tutmaya başladığında bir süre sonra o acı artmaya başlar beyninde. İşte öyle bir an düşün ki onu artık çekmek zorundasın. O acının arttığını düşün. Ne yapıyor burada aslında beyin? Sana şu sinyali veriyor. Biraz daha tutarsan fiziksel olarak ben zarar görmeye başlayacağım. Artık çünkü dayanılmaz bir seviyeye geliyor. Etkilemeye başladı. Beyin sana bir acı hissettiriyor. Bunu yapabilmesi için de bir değere, eşik değerine erişmesi gerekiyor sinyalin. O eşik değerine eriştiğinde bir tetikleme, trigger işlemi gerçekleşiyor. O trigger bir sinyali tetikliyor. Bir nöronu tetikliyor gibi düşün. İşte o sinyalin tetiklenmesi işlemi activation function bizim neural network'te. O sinyalin gerçekten dayanılmaz noktada olup olmadığının kararını veren o trigger'ı tetikleyici fire eden yani ateşleyen şey activation function. Burada da aynı. Birden fazla activation function yöntemi var. ReLU onlardan biri. Farklı algoritmalarda farklı şekillerde activation function'lar kullanıldığını görürsünüz.
İkiye ayrılır basitçe. Birincisi hidden layer'larda kullanılan activation function'lar. Bir de output layer'da kullanılan activation function'lar. Bunlar farklıdır. Hidden layer'da hangisini kullanırsın? Bunun keskin bir cevabı her zaman olmayabilir. Fakat deneme yanılma yöntemleriyle, best practice'lerle tabii ki bunların cevapları var. Senaryolara göre. Mesela 3 yıl, 4 yıl önceki bir neural network kaynağına baktığınızda ReLU değil başka bir şeyin kullanıldığını görebilirsiniz. Bu kafanızı karıştırmasın. Günümüzde Hidden Layer'da en yoğun kullanılan ReLU oluyor. Bunun sebebi neden böyle değişiyor? Birincisi en basit tabirle 3 yıl önce bir 5 yıl önce bir proje geliştiriliyordu. O zaman en performanslı yöntemin diyelim ki X activation function'ı diye bir şey var. Onunla daha yüksek performans elde edilmiş. Fakat yıllar içerisinde birçok farklı proje geliştirildi. Best practice'ler oluşturuldu. Ciddi Ar-Ge'ler yapıldı. Ve bunların sonucunda da mesela ReLU activation function'ın XYZ senaryosunda ya da genel olarak çok daha yüksek verim elde ettirdiğini keşfettik. Bu best practice zaman içerisinde oluşuyor. O yüzden de günümüzde ReLU daha çok kullanılır. Belki 5 yıl sonra bambaşka bir activation function'ı daha genel olarak kullanılır bir şey olacak. Bilemeyiz. Ya da mesela LLM geliştirirken farklı şu ana kadar ilk araştırmanızda görmeyeceğiniz birçok farklı activation function kullanılabilir. Large language modullarla birlikte yeni activation function'lar üretilmeye başlandı ya da kullanılmaya başlandı demek doğru olur. Modern çözümler, modern yeni yaklaşımlar gerektirebiliyor burada. Mesela burada da çıktı olarak linear diye bir şey var. Input dim kısmı input dimension. Sadece input layer'da olur. Hidden layer ya da output'ta olmaz. Input layer'da olur. Bu da aslında giriş vektörünü temsil ediyor burada. Hidden layer 1, hidden layer 2 ve output layer var. True ya da false cevap verecek bana. Bakın tek bir tane nöron var. Ya true diyecek ya false diyecek. Ya sıfır diyecek ya bir diyecek gibi. Bunu çalıştırmadan önce ben size kaynaklar da vereyim. Birçok kaynak vereceğim size. Şöyle. Bakın dense layer nedir? Fully connected layer. A dense layer is a layer that is deeply connected with its preceding layer, which means the neurons of the layer are connected to every neuron of its preceding layer. Yani basitçe bir katman var. Ondan önceki katman var. Ve bu iki katmanda da nöronlar var. Bu katman kendisinden önceki katmandaki nöronlara bağlı. Bunu oluşturmak için dense layer kullanıyoruz. Aslında programsal da bir yaklaşım ciddi oranda. Bunu sıfırdan geliştirebiliyoruz filan. Bunu araştırabilirsiniz. Ve diğeri de activation function ile alakalı birçok kaynak veriyorum. Bunu araştırın. Sonra bir neuron network'ü aşamaları vardır. Bu aşamalardan birisi neydi? Şu anki senaryo. Tabii ki veriyi falan hiç oluşturmuyoruz şu an. O aşamalara girmedik. Data pre-processing, işte veri oluşturma, veri setinden onlar yok bizde şu an. Ama oluştururken önce object initialization, step one diyelim. Sonra implementation design, yani design artificial neural network'ün tasarımı yapılması. Step two. Step üç ise compile the model. Modeli oluşturmuşsundur. Artık onu derlemek zorundasın. Machine Learning'de de böyledir bu arada. Bunda da gene model nesnesi üzerinden compile diye bir function var. Bunu kullanırız. Optimizers apayrı bir dünya. Sadece bunun mantığını anlatmak için birkaç gün boyunca farklı konuları anlatmak gerekir. Optimizasyon algoritmaları var. Orada da Adam'ı kullanacağım ben. Loss function kısmında da mean squared error var. Mean squared error kullanacağım. Sonra da basit bir eğitim verisi oluşturacağım. Training data, X train ve Y train var. Bir NumPy üzerinden array olarak eğitim verisi oluşturuyorum.
Sonra başka bir kaynak, ben size hızlıca. Train the model. Bakın neredeydim? Step 3. Modeli compile ettim. Sonra train ediyorum. Eğitiyorum bunu. Burada da şunu yazmak zorunda değiliz. Model.fit olur aslında. Fakat bundan fit fonksiyonundan geri dönen result'ı ben history diye bir nesneye atabilirim. Çalıştır. Bir epoch başladı bizim verimiz üzerine. Verimiz neydi? Şöyle ilkel bir veri aslında. Çok gelişmiş değil. Hiçbir anlamı yok. Buradan anlamlı bir çıktı almayacağız. Vesaire. Bu kaynak kodu veririm size. Hocam GitHub ve Kaggle üzerinden bu notebook ve kaynaklar erişebilecek mi istiyor arkadaş? Vereceğim. Burada model feed yani eğitimi gerçekleştiren function benden eğitim verisini vesaire veri istiyor. Batch size'in ne olduğu, epoch'un ne olduğu bunları ben size kaynak vereceğim şimdi. Oralarda yazıyor detaylıca. Bunları derli toplu bir yerde bulmanız gerçekten zor. Ben size hızlı bir şekilde veriyorum bunları. Evet, bu bitti. Bakın şurada. Bin epoch'u da yaptı. Loss değeri 15 bin falan. Dediğim gibi bu çok mantığa uygun bir tasarım yapmadık. Katmanları çok ciddi tasarlanmış. Gerçek bir verisi yok. Bunların hiçbirisi yok bizde şu an. Sadece neural network'ün çalışma mantığını inceliyoruz. Şurada kaynakları veriyorum. Bakın, öncelikle akla gelen sorulardan bazıları biliyorum. Yani çok fazla bu tür eğitimler verdiğim için. Nerelerde kafanız karışacak lan? What's the difference between X train, Y test, Y train? In-circuit learn ama önemli değil. Bunların ne olduğuna bakacağız. Bakacaksınız, araştırırsınız. Örnek bir şekilde anlatıyor. Ben şuradan kopyaladım bu veriyi. Sonra epoch nedir? Epoch burada anlatıyor. Araştırma konusu olarak overfitting ve underfitting konusunu ben araştırma olarak yazmışım buraya. Ve batch size nedir? Bunu anlatıyor. Ertuğrul diyor ki hocam batch size'ı yüksek tuttuğumuzda daha fazla RAM'e ihtiyaç duyuyoruz. Ben batch size'ı yüksek tutmak istiyorum ama yeterli alanında yok. Batch size'ı yüksek tutmak, optimum tutmak doğru. Optimumun kesin bir değeri yok. Az tutarsan da yanlış, çok tutarsan da yanlış batch size'ı. O yüzden fazla RAM'e ihtiyaç duyuyoruz. Batch size'ı yüksek tuttuğumuzda daha fazla RAM'e ihtiyaç duyuyoruz. Ben batch size'ı yüksek tutmak istiyorum. Neden birincisi? Ve bunu CPU üzerinde mi yapıyorsun, GPU'da mı? Çünkü GPU'da yaparsan GPU'nun RAM'i önemli. CPU'da yaparsan bilgisayarın. GPU'da yaparsan GPU modeline bağlı kaç GB RAM'i var, o sonucu etkiliyor. Orada da gene veriyi stream edebilen alt programsal bir şeyler geliştirebilirsin. Bununla alakalı library'ler de var. Normalde diyelim ki 8 GB RAM'e sahip bir GPU'm var. Sen 8 GB'ın üzerinde bir veri load edemezsin GPU'ya. Doğal olarak sınırı var, değil mi? İşte o sınırda sonuçta istediğin seviyede veriyi load edemeyeceğin için stream edebilirsin. GPU'nun hafızasına veriyi stream edebilirsin. Bu sorunu çözebilir. Diyelim ki 50 GB veri var. Sen bunun hepsini yükleyemeyeceksin. Ama çok ilkel bir altyapıyla, ilkel bir programlama tekniğiyle çalışırsan o verinin hepsini yüklemeye çalışır. Haliyle patlayacaktır. Ama veriyi stream ederek işlersen o veri patlamaz. Bu biraz AI engineer konusu. Production tarafı. Optimum'da çalıştıramıyorum. Yükseltmek istiyorum aslında onu karşı. Şöyle cevap vereyim. Bunun yüksek olması doğru değil.
Yani antrenman yapabilirsin ama doğru değil. Şimdi burada daha farklı birçok şey anlatabiliriz. Ben hızlı bir şekilde rica ederim. Daha birçok farklı konum da var aslında. Kabaca burada bırakayım. Biraz bu kısımla uğraşın. Araştırmaları yapın diyeyim. Çok çok derinliği var. Birincisi şu an Keras kullandık. Keras görebileceğiniz en basit algoritmalardan, düzelteyim, labirentlerden bir tanesi. Ve normalde böyle basit değil bir neural network'ü tasarlamak. Yani mesela PyTorch'ta geliştirseniz bir neural network'ü bayağı o fit içerisinde yazılması gereken her şeyi kendiniz yazacaksınız. Ya da TensorFlow'un Functional API'yi var ki ben research modunu tercih ederim her zaman. Ben genellikle Keras kullanmam. TensorFlow'un Functional API'yi benim research modumda çalışabilmemi sağlar. Ya da PyTorch. PyTorch default olarak bunu sağlıyor zaten. Bunları ikisini de gerçek seviyesinde kullanırsanız çok ciddi kod yazmanız lazım. Keras sizin genel işin mantığını doğru anlamanız için iyi bir library değildir. Sadece hızlı başlamanız için doğru bir tercih olabilir. Aradaki temel fark bu. Genel olarak sunumum ve örneğim bu kadar. Sorularınızı alabilirim. Hocam ben bana gelenlerden söyleyeyim. Derin öğrenme uygulamalarında karşılaşılan belli başlı zorluklar nelerdir ve nasıl aşılabilir? Çok geniş sordun. Sen kendi projelerinden istersen bazı şeyler sor ama çok detay olmasın. Çok detay bir konu olmasın yani. Yani bana gelenlerden soruyorum. Bu muhtemelen tamam. Değiştirelim. Peki. Bu alanda kariyer hedefleyenlerin sahip olması gereken ve aslında beklenen beceriler sizce hangileridir? Yazılım kabiliyeti. Ne kadar fazla yazılım odaklı bilgiye sahip olursanız o kadar iyi. Deep learning ya da machine learning engineer olursunuz. Production tarafından bahsediyorsak zaten tersi imkansız bir şey. Sadece algoritma geliştirici, model developer diyeceğimiz bir aşamada kalacaksanız bu da bir alan, uzmanlık alanı. Fark etmiyor gene programlama bilgisine ihtiyacınız var. Genellikle bu alanda çalışmalar yapanlarda Türkiye'de özellikle programlama bilgisinin çok çok az olduğunu görüyorum. Aşırı derecede. Yazılım bilgisi çok düşük. Veri ile alakalı çok fazla bilgileri yok. Veriyi bilmiyorsanız neyi veri seti olarak kullanacaksınız? Mesela text tabanlı verinin mantığını bilmiyorsan, ses verisinin mantığını bilmiyorsan, onun üzerinde yapay zeka çalıştıramaz. Ses verisi ayrı bir uzmanlık. Ses programlama, ses mühendisliği alanları vesaire. Bunlar ayrı uzmanlıklar. Ya da video. Aynı şekilde farklı bir data tipi. Haliyle bir videonun, resmin ne olduğunu bilmiyorsan gene bu alanda bir şey yapabilmek imkansız. Yazılım tarafında ne kadar fazla bilgin varsa o kadar özgür davranabilirsin. İşin mantığını bileceğin için. Fakat genel olarak çok eksik var burada. Benim gözlemlediğim yazılım tarafında ciddi eksik var. Ve verinin gerçekten ne anlama geldiğini bilmiyor bu taraftaki çalışanlar. Az önce bahsettiğim senaryo gibi. Görsel bir veriyi bilmiyor ama onun üzerine yapay zeka geliştirmek istiyor. Bu imkansız.
Ve Diğeri daha de temel, nasıl bilmiyor. Nasıl temizleyeceğini bilmiyor. evet, veri tipini bilmiyor ki Beklediğini onun. bilmiyor. Evet, veri tipini bilmediği için onun üzerinde data pre-processing yapması da zaten mümkün değil. Mesela videolar üzerinde çalışacaksın. Hiç video programlama, video işleme yani yapmamışsın. Ama çok ciddi derinliği var onun. Benim YouTube'da hani FFmpeg diye videolar var. Herhalde 10 küsur yıl önce yayınladım. Ben onu mesela bir online eğitim altyapısı geliştiriyordum Udemy gibi. O zaman video işleme amacıyla kullanıyordum. O yüzden video yapısını bilirim gibi. İşte bir başkası sesi biliyor mesela gibi. Onları bilmek lazım çok iyi şekilde. Diğer yandan mesela domain konusunu gerçekten doğru anladıklarını zannetmiyorum. Zannediyorlar ki insanlar ben machine learning, deep learning bildiğimde sağlık alanında bir proje geliştirebilirim zannediyor. Sen sağlığı bilmiyorsun ki. Yani nasıl yapacaksın? O domain konusu önemli. Mesela biz neye odaklanıyoruz? Ben birçok alanda proje geliştirdim. İnsansız otomobilden insansız fabrika altyapılarına kadar. Sağlık alanında da projeler geliyordu. Orada domain uzmanı ben değildim. Yani doktorlar var. Bir de onların danışman profesör hocaları var. Onlar bize yol gösteriyor. Ben onların anlattığı bilgi üzerinden programlamasını yapıyorum. Modelin tasarımını yapıyorum. Eğitimin çıktılarını onlarla değerlendiriyoruz filan. Uzman değilim çünkü. Gibi. Temel machine learning ve onun üzerine deep learning. Yani artificial neural network odaklanmak. Veri bilimi ile ilgili deep learning nasıl bir etkisi var diye sorulmuş. Normalde Anladım. dünya klasmanında konuşursak data science bir kapsayıcı başlıktır. Bir data science her alanda çalışamaz. Önce bunu anlamak gerekiyor. Ve içerisinde machine learning artı deep learning olması lazım. Fakat Türkiye'deki veri bilimi çalışmalarına bakın. Deep learning ile alakalı hiçbir şey yok. Sadece istatistiksel temeller anlatılır. Çoğunlukla bu şekilde. Halbuki doğru değil. Yani pandasla veri bilimi yapılmaz. Neural network'ü bilmeden olmaz. Şu an 2023'teyiz. 2013'te değiliz. 2013'te evet deep learning'e girme derdim ben. Çünkü olgun değildi zaten. Ama 2023'teyiz artık deep learning çok standart. Globalde mesela bu işi gerçekten senior data science olarak gerçekten yapanlar machine learning de bilir, deep learning de bilir. Gerektiğinde neural network'leri kullanır, gerektiğinde machine learning'i kullanır projeye göre. Ve data scientist'in bir uzmanlık alanı olmalı. Biz mesela AIsec olarak ne yapıyoruz? Siber güvenlikte asıl uzmanlık odağımız var. Biz siber güvenlikte yapay zeka projeleri geliştiriyoruz. O yüzden Cyber Security Data Science diye bir rol çıkardık. Türkiye'de bu rolü biz ürettik mesela. SSDS, Cyber Security Data orada Machine Learning, Deep Learning vesaire, AI Security konularında da aynı şekilde. Bunların hepsini anlatıyoruz. Yani bir domain gerekiyor. Ben finans uzmanı değilim. Gidip finans alanında Deep Learning Engineer olarak tek başıma bir şey yapamam. Ben bir finans uzmanı ekiple birlikte bir finans projesi geliştirebilirim yapay zekada gibi. Yine aynı hanımefendi istatistik ve matematik deep learning için ne ifade ediyor demiş ve ardından artık hepsi birbirinin içine geçiyor demiş sizin bahsettiğiniz gibi bir kavram karmaşası var. İstatistik ve matematik deep learning için ne ifade ediyor? Tabii ki aslında istatistiği bir kenara bırakalım. Bunu machine learning altında topladık zaten. Machine learning, deep learning'den önce biliyor olmanız çok güzel bir şey. Temel olarak düşünün. O temel algoritmalar, temel kullanılan library'ler, işte vesaire algoritmik yaklaşıma alışmak falan. Bu güzel. Çünkü deep learning çok daha karmaşık. Yani istatistiksel temeller kolay, standartları çok net. Fakat deep learning öyle değil. Çok çok dallanıp budaklanan bir alan. Fakat diğerin altında machine learning bilgisi
size başlangıç seviyesinde güzel bir değer katar. Sonra deep learning'de uzmanlaşabilirsiniz. Matematiğe geleyim. Şöyle düşünün. Bir oyun geliştirme alanından bahsedelim. Oyun geliştirmede bir game researcher gibi bir rol. Mesela fizik motoru geliştirmek. Fizik motoru geliştirirken sizin fizik ve matematik bilgisine çok ciddi şekilde ihtiyacınız var. Zaten uzman olmadan imkansız bir şey yapamazsınız. Sadece bu da değil. Mesela adamlar özel ses sistemleriyle bir mağaraya gidiyor. Mağarada gerçek bir mağara içerisindeki ses efektlerini profesyonel bir şekilde kaydediyor. Oyun motoru içerisine bunu yerleştirebilmek için. O oyun motoru içerisinde görsel altyapılar vesaire, o engine dediğimiz kısım, grafik motorlarından çok low level programlama bilgisi gerektiren alanlar. GPU programlamadan C++ ve birçok DirectX neyse bu tür şeylere göre çok derin ileri seviye programlama da gerekiyor. Ama aynı zamanda fizik, matematik gibi. Fakat dünyada genel olarak bakın, herkes bu seviyede iş mi yapıyor oyun programlamada? Hayır. 1 milyon kişi varsa yani 10 bin kişi falan yapıyor mudur? Emin değilim yani bu seviyede çalışma. Geri kalan herkes oyun motorlarıyla proje geliştiriyor. Oyun motoruyla bir oyun geliştiriyor. Çok güzel bir senaryo geliştiriyor. Tasarımlar, oyun falan güzel yapıyor. Onunla milyonlarca oyunu bu şekilde oyun motorlarıyla geliştirip Apple Store vesaire gibi marketplace'lerde yayınlıyorlar. Sadece o da değil. Masaüstü oyunlar, diğer online oyunlar, bunlarda da çok çok ileri seviye matematik kullanmıyorlar. Altyapılarda mesela Python'da da var böyle open source 2D ya da 3D oyun motorları. Onları kullanıyorlar. Onlarla geliştiriyorlar. Fakat o 3D engine'i geliştiren ekip çok iyi matematik kullanıyor. Şimdi bizde de mesela TensorFlow, PyTorch, NumPy, bak NumPy yapıyor bu işi aslında. TensorFlow, PyTorch yapıyor en ağır işi. Sen genel çalışma mekanizmasını iyi bil. Çok ileri seviye matematik bilmek zorunda değilsin. Onu demek istiyorum. Lise seviyesinde bir matematikle aslında çok ciddi projeler geliştirebilirsin. Fakat AI researcher olarak çalışacaksan bu olmaz. AI researcher'da işin matematiğine, bütün algoritmaların matematiğine hakim olman lazım. Mesela reinforcement learning geliştireceksen onun matematiğini de biliyor olman işin daha derinine hakim olmanı sağlar. Deep learning de aynı. Bu ne kadar zor? Ben çok zor olduğunu düşünmüyorum. Yani temel olarak bir mühendislik okuduysanız, oraya geçebilecek kadar uğraştıysanız, yani korkacak bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Çok büyütülüyor. Şu an zaten bir soru vardı. Ona cevap vermiş oldunuz. Oyunlarda kullanılan yapay zeka nasıl geliştiriliyor, hangi teknoloji kullanılıyor diye. Burada da şunu oyunla şöyle bağlayayım. Oyun motorlarını kendi içerisinde, ben uzmanı değilim birisi, oyun geliştiricisi değilim ama mimarisini bilirim hangi teknolojilerle geliştiriyor. Sebebi de simülasyon teknolojileri. Simülasyonla oyun teknolojileri birbirine benzer. Teknoloji altyapısı olarak. Oyun motorlarında ben şunu gördüm. O Unity ve benzeri gibi engine'ler var ya, kendi içerisinde yapay zeka odaklı altyapıları var. Ya da geliştirdiğin bir modeli, yapay zeka modelini o engine'e adapte ediyorsun. O şekilde yapılabilir. Bir de son bir soru var herhalde. OpenCV kullanacak mıyız ilerleyen derslerde diye sormuş arkadaş. Hayır. OpenCV görüntü işleme tarafı. Bizim içeriğimizde yok. Rica ederim. Daha çok şu anda siber güvenlik üzerine çalıştığımız için bunun üzerine sorular gelmiş oluyor. İşte pratik yapmak için, deneyim kazanmak için basit seviyede siber güvenlik çalışmaları ve derin öğrenmeyi birleştirebileceğim neler yapabilirim? Öncelikle bu bir domain uzmanlığı gene. Yapay zekayı bildiğiniz bir alanda kullanabilirsiniz. Siber güvenlik odaklı çalışacaksınız. Siber güvenliği biliyor olmanız gerek.
Fakat doğal olarak soru şu. Siber güvenlik çok derin bir alan. Ben tam olarak neye odaklanayım? O zaman da cevap hızlı bir şekilde adapte olmak istediğim başlığı seç. Mesela phishing, oltalama diyelim. Ya da daha çok bilinen SQL injection diye bir zafiyet var. Bunun mantığını biliyorsan bir yazılımcı olarak onun üzerinde bir çalış. SQL injection nedir? Ne tür sorgu yapıları SQL injection olabilir? Neler SQL injection değildir? Vesaire gibi. Bununla ilgili bir veri seti oluştur ya da bul. Sonra bunun üzerine en uygun algoritmayı nasıl geliştiririm? Bunun üzerine çalış. CNN mi kullanmalıyım? RNN tabanlı bir algoritma mı? Fakat her halükarda önce o zafiyeti biliyor olman lazım. Yani domain bilgisi gerekiyor ki onun üzerine yapay zeka geliştirin. Çok genel bakıp korkmasınlar. Ben siber güvenlik uzmanı değilim ki. Hani ne yapayım? Hayır. Bir tane zafiyeti bilirsin. Onun üzerine odaklanırsın. Başlamış olursun böyle. Web uygulamaları ve gömülü sistemler üzerine çalışmalarım var. Yazılımda iyi olduğumu düşünüyorum ama yapay zeka alanım sıfır. İş bulacak seviyeye gelmek için yaklaşık ne kadar süre öğrenim sürecine ihtiyaç var sizce? Kişiden kişiye değiştiğini biliyorum ama ortalama bir aralık verebilir misiniz? Mevcut bilgilerimle işe mi girsem yoksa AI tarafına mı yönelsem? Bununla kararsız kaldım. Burada uzmanlık detayları verirse daha doğru bir cevap verebilirim. Mesela web uygulamaları ve gömülü sistem diyor. Şimdi senin gibi elektronik mühendisliği mezunuysa web uygulama daha basit gelebilir mesela. Fakat gömülü sistem bir elektronik mühendisi için çok daha doğru bir uzmanlıktır. Yani altı dolu olan bir uzmanlıktır. Haliyle ben şunu diyebilirim aslında. Aynı Gömülü şekilde. değil mi? Evet. Şimdi haliyle gömülü sistemleri seviyorsan embedded üzerine bir AI koyman aslında çok seni benzersiz hale getirebilir. Evet. Gidip sıradan bir alanda çalışma. Mesela hiç uzman olmadığın bir oyun alanını seçmek yerine gerçekten hakim olduğun bir embedded odaklı AI yaparsan IoT tarafında, Industrial AI tarafında. IoT dediğimizde Edge AI, Edge AI. İşte Industrial AI tarafında, savunma sanayindeki Defense AI tarafında bunları gerçekten şov yaparak kullanabilirsin. Ama gidip web uygulamalar tarafına yönelirsen o zaman değerin düşebilir yani. Fakat bir ara geçiş olarak iş yapılabilir. Burada taktiksel olarak ben yönlendirme yapıyorum. Mesela yaşın genç, yazılım bilgin böyle orta şekerli diyelim. Sen diyorsun ki okulun bitmeden ya da yeni bitti ben hızlı bir şekilde öğreneyim. O zaman evet Python'ı biraz da öğrenmek için o alanda iş yapabilirsin. Freelance işler ya da proje geliştirebilirsin. Ondan sonra sen bu şekilde para kazanıyorken arka tarafta yapay zeka tarafında kendini geliştirmeye devam edebilirsin gibi. Öğrenme süreci de ne kadar programlama biliyorsun. Bu önemli. Tam olarak neyi hedefliyorsun yapay zekada? Bu önemli. Başlangıç ve bitişi verirsen daha doğru. Yani bu alanda bir de tabii naçizane bir önerim olacak. Çok yani gömülü sistem üzerine programlamayı biliyorsanız işte bir daha basit seviyede aynen hocanın dediği gibi işte daha basit bir seviyede AI bilgisiyle aslında karmaşık gibi görünen projeleri ortaya çıkarabiliyorsunuz. Çünkü siz o PCB'yi nasıl yönetmeniz gerektiğini bildiğiniz için onu yönetiyorsunuz. Ortaya aslında çoğu kişinin yapamadığı bir ürün çıkarabilmiş oluyorsunuz basit bir AI bilginizle. Yani eğer çok yapay zeka çalışmak istiyorum ama gömülü sistemleri bırakmak istemiyorum diyorsanız bu şekilde yani hızlı para kazanma konusunda çok garanti veremiyorum ama bunu yapabileceğinizi düşünüyorum. Evet. Desteklenen projeler alabilirsiniz yani. Mesela 5 yıl önce, 10 yıl önce bu alanda gerçekten yapay zeka yapabilmen Türkiye'de imkansızdı bence. Fakat günümüzde yapabilirsin. Savunma sanayi çok değerli günümüzde. O tarafta işler çıkıyor. Ya benim arkadaşlarım var. Ankara'da
elektronik donanım üretiyorlar, kart vesaire. Onlar savunma sanayinde yapay zeka ürünleri geliştiriyor. Düzelteyim. Savunma sanayi odaklı elektronik aygıtlar üretiyorlar. Bazı projelerin içerisinde yapay zeka da var. Böyle bir çalışma yapılabilir. Hira mesela sen en son haftalarca birkaç ay böyle bir proje üzerinde çalışmıştın. Evet. Nasıl bir şeydi? Veri çıkartıyordunuz vesaire. Yani o şeydi. Daha böyle bir PCB yönetmek üzerineydi. Ve işte bundan örnek vermek istemiştim aslında. Yani basit bir temel seviye bir işte görüntü işleme bilginizle yapabileceğiniz ya da işte ses işleme bilginizle yapabileceğiniz basit PCB yönetimleri oluyor ve bu kartları işte entegre edebiliyorsunuz istediğiniz sisteminize. Ve şu anda bunun üzerinde çalışan insan sayısı da çok az olduğu için aynen IoT sistemlerindeki yapay zekadaki gibi. Dolayısıyla ürettiğiniz her şeyin bir değeri oluyor karşı tarafta, bir ihtiyaç oluyor, buna cevap vermiş oluyorsunuz. Yani böyle bir ürün haline çok çabuk getirilmiş bir şey oluyor. O yüzden yani bu alana yönlenmenizi tavsiye ederim. Çünkü gömülü sistem bilgisi zaten şu an işte çok önemli ve insanların çok göz ardı ettiği bir şey. Yani elektroniği göz ardı etmenin doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü biz bunları GPU'larda çalıştırmak istiyoruz. Yazıyoruz, yazıyoruz, yazıyoruz ama ortada çalıştırabileceğimiz bir GPU'muz olmadığı zaman hiçbir işe yaramıyor bütün yazdığımız şeyler. O yüzden elektroniği göz ardı etmeden yapay zekada ilerleyebilirsiniz. İşte tam olarak gömülü sistemler bu, yani bununla çok uygun. O yüzden yani elinizdeki şansın bence farkına varın. Ve bu bilginizi, yani insanlar çok uğraşıyor gömülü sistemler hakkında gerçekten iş yapabilmek için. Bu bilginizi çok temel seviye hızlıca yapay zeka öğrenerek destekleyebilirsiniz yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Evet. Aynı zamanda hani geçen sene Machine Learning Engineer eğitimi yapmıştık ya. Orada hani production tarafından bahsediyordum. Bir Machine Learning Compiler kısmı vardı. Donanımsal seviyede bir yapay zeka çalışması. Şimdi o seviyede çalışabilmek için mesela GPU'lar üzerinde ya da farklı donanımlar üzerinde hani Machine Learning Compiler temelde bunu yapıyor gibi düşünün. Bir yapay zeka altyapısı var. TensorFlow gibi diyelim. Bu tek başına bir şey yapmıyor. Altında bir compiler var. O compiler ne kadar fazla donanımı, ne kadar fazla elektronik aygıtı işlemciyi destekliyorsa aslında o kadar geniş çaplı kullanılabiliyor oluyor. Elektronik aygıtlarda çok sınırlı şeyler değil. Çok sayıda şey var. Telefonlarda bile mesela tonla farklı tipi var. Normal endüstriyel tarafta, normal bilgisayarlarda falan çok fazla var. Bunların üzerinde mümkün olduğunca yapay zeka algoritmanın çalıştırabilecek compilerlar geliştiriliyor. Open source machine learning compilerlar var. İleri seviye production, ileri seviye yapay zeka performansı vesaire gibi konularda derin elektronik bilgisi çok değerli. Bugün öyle. Türkiye'de bu alanda çok fazla çalışan yok. O yüzden niş bir alan ve buna odaklı çalışırsanız çok değerli olur. Aynı şekilde endüstriyel taraf, yani gerçekten bir sağlam bir embedded, yani elektronikçinin yapay zeka ile birleştirerek üretim tarafını düşünüyor olması çok ciddi bir şey. Yani şu an insansız otomobil düzelteyim. Mesela TOG çalışmaları da var. TOG da bir sonraki seviyesinde diyecekler ki yani insansız otomobille dönüştürelim diyecekler diyelim. Ya da başka bir proje başlayacak. Oralarda da aynı şekilde. Bu elektronik taraf gene önemli olacak. Mesela, Quantum Programming. Evet. çok özür dilerim. Yo, sen bir şey ekleyeceksen söyle. Yani az önce mesela şeyden bahsederken, paralel programlamadan bahsederken dağıtık AI'dan bahsetmiştik ya. İşte mesela bunları yönetme bilgisi bunu da sağlayacak bizim elimize. Çünkü ben birden fazla kartı nasıl yönetmem gerektiğini bildiğim için ve bunlar üzerinde geliştirme yaptığım için daha iyi sistemler ortaya çıkarabileceğim yani. Bunu eklemek istemiştim yani. O yüzden Evet. bu alanda devam edin bence.
Evet. Mesela GPU dediğimiz şey zaten bir donanım. Ben GPU programlama evet yapıyorum. C++ onun kendi dili işte CUDA programlama ya da Python'la yapabilirsin falan. Fakat daha ileri arge yapmak için ne kadar fazla elektronik tarafını biliyorsan o kadar rahat olursun. Açıkçası. Savunma sanayi tarafında da o kadar güzel şeyler yapabilirsin. Bugün mesela uçak bile geliştiriyor. Bunlar sektörü geliştiren şeyler. Bu nedenle elektronik bilgisi önemli. IoT tarafı aynı şekilde. IoT'da yapay zeka çalışmaları yapmak için farklı mimariler var. Bunların hepsi gene elektronik tarafta çok avantajlı şeyler. Nilüfer diyor ki hocam kuantum PC'lerin bu alanda nasıl bir etkisi olur? Şu an çok yeni bir teknoloji olabilir ama gelecekte ağırlığı olacağını düşünüyorum. Orada da şöyle, kuantum programming vesaire amatör seviyede uğraşıyorum. Orada da güvenlik odaklı araştırmalar, bir de kuantum machine learning diye bir şey var. Benim genel gözlemim, araştırma ve tecrübelerim, o tarafta kuantum bilgisayarlarla alakalı teknik bazı sınırlamalar var. Her şey çözülebilmiş değil. Mesela 10-15 yıl daha sürecek bazı challenge'lar var. Kuantumla alakalı, kuantum bilgisayarla ilgili. Onlar çözülmeden önce gerçekten istenen seviyeye gelmesi, istenen seviye de ciddi bir seviye. Oraya gelmesi zor. Fakat kuantum tarafındaki araştırmacı ve üretici kurumlar şöyle düşünüyor, haklı olarak. Diyorlar ki biz yani bunu ürünleştirmek için 15 yıl beklemeyelim. Şu anki mevcut halini olabildiğince aktif bir şekilde kullanmaya çalışalım. Yani gerçek hayatta kullanalım. Zaman içerisinde zaten Ar-Ge devam edecek. Bu sektörde bir değer üretmeye devam edecek. Para kazanıyor olacak. Vesaire. 10 yıl sonra çok daha büyük işler başarıyor olacak. Haliyle gelecekte çok çok uzak değil bu arada. Belki yani 10 yıl falan diyebiliriz optimum olarak aşağı yukarı. O zaman daha değerli olacak. Buna inanıyorum. Yani boş bir alan değil. Sadece çok zamanı var. Normal, genele yayılması için çok zamanı var. Murat. Siber güvenliğin ön alanı ve bir parçası olan open source intelligence yapay zeka kullanımı için ne söyleyebilirsiniz demiş. Evet, open source intelligence tarafı çok detaylı bir konu. Bu pek başı sonu belli olan bir alan değil. Yani eskiden mesela 15 yıl önce OSINT diye isimlendirmiyorduk bunu. Genel olarak araştırma, information gathering kısmı, bu saldırı aşaması öncesi, bilgi toplama aşaması. Biz bunu yapay zekada çok derin bir şekilde kullanıyoruz. Çok detay bilgi veremem. Çünkü SafeBox tarafındaki girişimimizde en usta olduğumuz ve ciddi çok derin yerlere ulaşabilen bir uzmanlık alanı diyelim. Burada çok ileri teknikler var yapay zekada. Normal machine learning, normal deep learning falan. Sadece onu anlamlandırma tarafında çok değerli. O elde ettiğiniz veriyi anlamlandırmada çok değerli. Fakat bazı teknikleri hani aşama aşama ilerlemen gereken senaryolar var. Mesela şimdi bir veri paylaşıldı. Hani veri sızıntıları oluyor ya. Veri paylaşıldı. Dark Web'de bir ortamda, bir forumda paylaşıldığını gördü. Kim gördü? Yapay zekam gördü. Benim geliştirdiğim yapay zeka. Gördü. Sonra bunun insan CTI'cı üzerinden bahsedeyim. İnsan nasıl bakıyor buna? O daha önce başka bir yerde paylaşıldı mı? Yani ilk paylaşıldığı yer burası gibi. Bunu bir insanın yapması doğal olarak daha zor. Bunu biz yapay zeka ile yapabiliriz gibi. Ya da mesela bir senin aradığın bir şey var o sildile. Haritalar üzerinden bir veri arıyorsun ya da bir görsel veri arıyorsun. Bunu yapay zeka ile yapabilmek teknik olarak uygulamada da çok daha kolay. İşte bir dark web ortamına ulaşıp oralardan veri çıkarmak.
Mesela OSINT gene aynı şekilde oralardan veri çıkarmak için de kullanılabilir. Yani dedik ya, bu çok sonsuz bir alan. Yapay zeka çok başarılı olabiliyor. Fakat bayağı bir hakim olmak gerekiyor. Sadece yapay zekaya çok hakim olmak değil, siber güvenlik tarafına da çok çok hakim olmak gerekiyor. Bayağı zor bir alan. Bu bahsettiğim seviyede yapabilmek. Yoksa başlangıç basit seviyede yapmak için, yani bir yerden veriyi çekersin belli bir kaynaktan ya da birden fazla kaynaktan. Mesela Twitter diyelim. Bunun üzerinde belli bir analiz yapmak, işte cyber security geçen bir tag üzerinde analiz yapmak, o tür tweetler üzerinde analiz yapmak da aslında gene bu başlığa girebilir. Bu da çok zor bir şey değil gibi. Ama çok ileri seviye konular var. Anladığım kadarıyla sorular bu kadar. Peki. Peki, teşekkürler. Keyifli bir, özellikle sohbet kısmı da hoşuma gitti. Sorular güzeldi. Herkese teşekkürler. İyi geceler. Teşekkürler Son Hira. olarak bizim AI Sec Lab Discord kanalımıza katılmak için linkleri gönderdim isteyenler için. Tekrar oradan istediğiniz soruları yöneltebilirsiniz. Bugünkü eğitimimize katıldığınız için de çok teşekkür ediyoruz. Bence eğitimi sonlandırabiliriz hocam. Teşekkürler. İyi geceler herkese.